Tamamdır. Kayıt da başladı. Tamamdır. Başlayalım. Şimdi geçen günkü derse sanırım sadece Şen Hanım katılmadı. Aynı şeyleri anlatacağız. Bir de Ulaş Bey var mıydı bilmiyorum ama hem ikinci kez siz üstünden geçmiş olacaksınız. Hem de geçen dersi zaten kayıt altına almamıştık. Bu derste kayıt altına da aldık daha önce izlemek için. Şunu %100 yapalım. Daha rahat görünsün diye. Şimdi öncelikle teknik analiz nedir? Oradan başlayalım. Bir de ha biz WhatsApp'a yazdık aslında Şen Hanım. Hani her ikisine de katılabilirsiniz diye. Ama tabii soruları sadece o gün dersi olanlar sorabiliyordu. Diğerleri kenardan izliyordu. Çok bir şey kaybetmediniz. Zaten bu derste istediğiniz gibi soru sorabileceksiniz. Sizin için aslında zaten önemli olan bu derse katılmanız. Önümüzdeki haftadan itibaren de diğer arkadaşların dersine katılabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Şimdi önce teknik analiz nedir oradan başlayayım. Ha, bir de bugün ilk katılacak olan arkadaşlar için de anlatayım. Ben önce böyle bir slayttan bir temel bilgi vereceğim. Sonra şöyle benim de kullandığım TradingWave teknik analiz programı. Buna ücretsiz erişebileceksiniz zaten. Siz de kullanabileceksiniz. Buradan uygulamaları nasıl yapacağınıza dair böyle uygulamalı örnekler göstereceğim size. Anlattığım şeyleri pekiştirmek adına. Ondan sonra zaten soruları alacağız. Tabi bu arada sormak istediğiniz bir şey varsa mikrofonunuzu açıp bana sorabilirsiniz anlatırken. Hiç sıkıntı değil. Cevaplayabilirim ya da az önce Şen Hanım yazdığınız gibi yazarsanız alttan bana zaten bildirim gelecektir. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağım. Önce başlayalım teknik analiz nedir diye. Şimdi teknik analizin temel amacı geçmişteki fiyat hareketlerinden gelecekte neler olabilir onu anlamaktır. Yani kısaca daha önce yaşanan fiyat hareketlerinden trendin yönünü tahmin edebilmektir. Bu tabii fiyat hareketleri grafik üzerinde belli bir matematiksel hesaplara dayanarak kaydedildiği için ve üzerinde yine aynı şekilde bu matematiksel hesaplara göre indikatörler oluşturulduğu ve kullanılabildiği için bizim için avantaj sağlıyor. Biz teknik analizi kullanarak daha trendlerin henüz başlama aşamasındayken tespit edilmesini sağlıyoruz. Bu da bizim isabetli yatırımlar yapmamız için öncelikli bir şarttır. Yatırımcılar piyasada yatırım yaparken analiz ettiği şeylerden biri işin teknik kısmıdır. Ama teknik analiz temel analize göre hem oluşan fiyatları net gördüğümüz için piyasada daha rasyonel sonuçlar verebilir. Daha güvenilirdir diyebiliriz bu açıdan ama matematiksel açıdan öyle söyleyelim ya da fiyat hareketleri açısından daha güvenilirdir. Yoksa bazen herhangi bir şirket vardır. Aslında temel yani fundamental dediğimiz işte bilançosu, gelir gideri açısından hak ettiği fiyatı göstermeyebilir. Ama bazen bir hissenin
FX piyasada herhangi bir kurun ya da şöyle söyleyelim, herhangi bir emtianın analizinde sadece temel veriler dikkate alınmaz. Bazen beklentiler de dikkate alınabilir. Alınabilir değil, hatta alınır. O yüzden teknik analiz bize bu beklentileri de gösterdiği için aslında daha rasyonel bir yöntemdir. Teknik analiz yapabilmek için de tabii grafik okumayı bilmek gerekir. Destekleri, dirençleri, trendi, geçen derste de anlatmıştık. Yükselen kanal, alçalan kanal gibi terimlere ve bunu yapabilecek bilgi birikimine aşina olmak gerekir. Bilgi birikimini elde etmek gerekir bunu yapabilmek için. Teknik analiz yapılırken yaptığımız analizler kullandığımız piyasaya göre değişiklik gösterebilir. Hisse senetlerinde başarılı olan bir indikatör, bir gösterge bazen forex piyasalarında çok iyi çalışmayabilir. Ya da ne bileyim bir sanayi hissesinde çok iyi olan bir indikatör mesela RSI diyelim. Bir başka hissede mesela Türk Hava Yolları'nda garantide günlük işlem hacimlerinin çok yüksek olduğu, fiyat hareketlerinin oynak olduğu hisselerde yani çalışmayabilir. Yani bir hissede RSI kullanıyoruz. Çok iyi sonuç veriyor ama başka bir hissede vermeyebiliyor. Mesela Türk Hava Yolları'nda uzun süre negatif uyumsuzluk görüyorsunuz. Ama düşmüyor bir türlü. Hisse fiyatı aşağı gitmesini bekliyorsunuz RSI'ye göre. Ama gitmiyor. O yüzden analiz yöntemleri dediğim gibi incelediğimiz piyasaya ya da emtianın fiyatına ya da emtianın durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Kullandığımız indikatör her grafik üzerinde ya da her emtiada doğru sonuç verecek diye bir şey yok. Bunu kendimiz analiz ederek öğreneceğiz. Bir de işlem yaparak tecrübe edeceğiz. O yüzden tek başına tek bir indikatöre bakarak alım satım kararı vermek ya da analiz yapmak çok rasyonel bir karar değildir. Ayrıca kişiden kişiye de bazen değişmektedir teknik analiz yöntemi. Kimi formasyonları dikkate alır, kimi sadece trende bakar, kimi sadece indikatör odaklı ya da hareketli ortalamalara bakar. Bu duruma göre değişir dediğim gibi teknik analiz kullandığımız yöntem. Şimdi teknik analiz yaparken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bunlardan birincisi fiyat hareketleri piyasayı etkileyecek tüm faktörleri dikkate alır. Yani ekonomik, siyasi, psikolojik yatırım yapan kişinin ya da fon yöneticisinin psikolojik durumu bile bazen bu fiyat hareketlerine yansır. O yüzden piyasayı etkileyebilecek tüm faktörleri az önce de anlattığım gibi beklentiler de dahil yansıtan en temel gösterge teknik analizdir diyebiliriz. Ama teknik analiz de tabii tek başına bir gösterge değildir. Baz alınabilecek bir şey değildir. Takdir edersiniz ki hisse vardır. Tahtası kapanmak üzeredir. Ama fiyat kazanç oranı ederinin çok üstündedir. Aslında bir beklentisi de yoktur. Spekülatiftir. O yüzden hani biz sadece teknik analiz kullandık. Bu tahtada işlem yapalım demenin de çok bir mantığı olmayabilir. Ama şunu söylemek lazım. Temel göstergeleri iyi olan bir hissede ya da bir emtiada ya da bir döviz kurunda hiç fark etmez.
fiyatı ya da işin içine beklentilerin gördüğü tüm fiyat hareketlerini temel alan en iyi gösterge bizim için teknik analizdir. Bir ikincisi, fiyatlar her zaman belli bir yönde değişebilir. O yüzden bu da teknik analiz yönteminin uygulanmasında en büyük yöntem taşıyan konulardan, en büyük önem taşıyan, özür diliyorum, konulardan biridir. Bizim her yaptığımız işlemde temel amacımız işlemlerden kar etmek olduğu için piyasa eğilimini ve trendi önceden tahmin edebilmemiz çok önemli. Bu yüzden teknik analizi kullanıyoruz. Teknik analizin temelinde de Dow teorisi yer alıyor. Dow teorisini bir sonraki slide'da zaten söyleyeceğim. Dow teorisine göre de fiyat değişimlerinin oluşmasında 3 çeşit eğilim var. Düşüş eğiliminden bir sonraki dip ve zirve noktasına ya da bir önceki dip ya da zirve noktasına göre yükseliş eğiliminde olan bir hisse ya da grafiği tespit etmemizi sağlar teknik analiz. Bazen piyasalar yatay bir bantta sıkışır. Yani konsolidasyon olur. Yine onu en iyi teknik analizde görürüz. Ya da o fiyat barının çizildiği grafiklerde bunu görürüz. Bunu da bize en iyi fikir verecek olan şey teknik analizdir. Bir diğer önemli nokta da geçmişteki fiyat hareketlerinin sürekli kendini yenilemesidir. İşte birazdan uygulamada da anlatacağım gibi bir yükseliş trendi olur. Sonra bir düzeltme gelir arkasından. Sonra tekrar yükselir. Sonra yeniden bir düzeltme gelir. Bu süreç sürekli tekrarlanır. Hiçbir zaman değişiklik olmaz. Yani sonsuza kadar yükselen, hiç düşmeyen hiçbir şey yoktur. Beklentisi ne olursa olsun, beklenti gerçekleştiğinde ya da o beklentiye paralel bir değere ulaştığında incelediğimiz emtia mutlaka bir düzeltme hareketi arkasından gelecektir. Bunu da zaten grafikler üzerinde göreceğiz. Zamanla buna yönelik, aynı şekilde bu beklentilere yönelik belli formasyonlar ortaya çıkar. Çoğu zaman mesela bir düşüş trendinde var olan bir formasyon ikinci kez tekrarlanabilir. Bunu da aynı şekilde yine uygulamalarda size göstereceğim. Nasıl tekrarlandığını, nasıl ettiğini, bu tekrarların nasıl sürekli aynı şekilde devam ettiğini size göstereceğim. Şimdi 3 çeşit grafik vardır. Daha doğrusu sizin bilmeniz gereken ilk etapta 3 çeşit grafik çeşidi vardır diyelim. Birincisi çizgi grafiktir. Burada çizgi grafikte gördüğünüz gibi sadece kapanış fiyatlarını baz alır çizgi grafik. Buna göre bir grafik üzerinde kapanış fiyatlarına göre her günün ya da saatlik bakıyorsak her saatin, dakikalık bakıyorsak her dakikanın kapanış fiyatına göre bir grafik çizer. Çizgi grafiği seçtiğimizde bilmemiz gereken şey teknik analiz yaparken baz alacağımız şeyin kapanış fiyatı olduğudur. Yani kapanış fiyatından başka hiçbir şeyi biz burada göremeyiz çizgi grafiklerde. İkincisi çubuk grafiktir. Çubuk grafiklerde burada da gösterdiği gibi çizgi grafikten ziyade sadece kapanış fiyatlarını değil, aynı zamanda açılış, en yüksek ve en düşük fiyatlarını ve kapanış fiyatını, yani hem kapanış fiyatını görüyoruz, hem açılış fiyatını görüyoruz, hem gün içi en düşük gördüğü, en düşük seviyeyi ve en yüksek seviyeyi görebiliyoruz. Bir diğeri de mum grafik.
Mum grafikte de aynı şekilde çubuk grafiğe benzer şekilde yine en aynı şekilde açılış kapanış fiyatlarını ve gün içi en yüksek en düşük fiyatlarını görebiliriz. Ama mum grafiğin bazı avantajları vardır. Şöyle söyleyelim. Bunu grafik üzerinde anlatmak istiyorum. Mesela şöyle bir mum grafik görelim. Burada mumlarda bazı formasyonlar oluşur. Mum grafik bu formasyonları görmemize sebep olur. Mesela bu Türk Hava Yolları'nın futures yani VIOC grafiği. Şurada bakın tepede bir pin bar oluşmuş. Biz buna akşam yıldızı da diyebiliriz. Bu artık tepede fiyatın belli bir dolgunluğa ulaştığını gösterir mesela. Mum grafiklerde çubuk grafiğe nazaran bu tür formasyonları görmemiz daha iyi. Bir ikincisi mum grafiğe nazaran açılış kapanış fiyatlarını düşüşle mi kapatmış, yükselişle mi kapatmış en iyi mum grafiklerde biz görürüz. O yüzden mum grafik temelde diğer grafik çeşitlerine göre daha iyi sonuç verir. Gelelim trend nedir sorusunun cevabına. Trend kavramı fiyat grafiklerinde oluşan, yükselen ve alçalan fiyatların takibine dayanan bir teknik analiz yöntemidir. Teknik analiz fiyat değişimlerinin her zaman belli bir yönde olmasına dayanır. Yani her zaman belli bir yönde olması derken sürekli yükseliş değil ya da sürekli düşüş, sürekli yatay piyasa değil ama eğer bir yükseliş piyasası yani bir boğa piyasası hakimse o zaman diliminde trendin de bu şekilde oluştuğunu yani bir yükseliş trendi şeklinde oluştuğunu görürüz. Ya da bir ayı piyasası hakimse düşüş trendi şeklinde devam ettiğini görürüz. Bazen de dediğim gibi konsolidasyonun olduğu yatay piyasaları izleriz. Bu da bir trenddir. Yatay kalması hisse fiyatının bir trenddir. O yüzden piyasada fiyatlar üç yöne hareket eder. Birisi yukarı yükselen, diğeri aşağı düşen, diğeri de konsolidasyonun olduğu yatay piyasalardır. Burada slide üzerindeki resimde gördüğünüz gibi bir yükseliş trendi hakimdir. Geçen derste de anlatmıştım. Yükseliş trendlerini genelde baz alacağımız Erdal Bey benim görüntüm gitti ne yapmam gerekiyor diyor. Pardon keseceğiz ama Erdal Bey çağrıya katıl demeniz gerekiyor galiba. Şimdi yeniden paylaşıyorum ekranı. Geldi mi Erdal Bey? Arkadaşlar sizde sorun yok değil mi? Yok gayet normal. Tamam. Şen Hanım en baştan beri mi yoktu sizde görüntü? Bu slaytları falan hiç görmediniz mi? Ha sorun yok idi. Pardon. Özür dilerim. O zaman Erdal Bey siz kayıttan tekrar o eksik kaldığınız yerleri izlersiniz. Buradan devam edelim.
Şimdi şimdi dediğim gibi daha önceki derste de anlatmıştım. Bu yükseliş trendinde asıl baz alacağımız trend çizgisi çizerken fiyatın tabanlarından yani alttan çizdiğimiz çizgilerdir. Üstteki trend çizgilerinin şurada gördüğünüz şuradaki trend çizgilerinin çok büyük bir anlam ifade etmez. Neden çok büyük bir anlam ifade etmez? Tabii ki şurada iki kere test ettiği bir noktayı tekrar yükseliş trendinde burada test edebilir. Ve tabii ki buraya bu yükseliş trendine geldiğinde fiyat aşağı doğru kırılacak ya da kırılabilir ya da geç edebilir. Hiç sorun değil. Ama trend takibi yapacağımız için ve trendin yönünü anlamak istediğimiz için yani bunun da yükseliş piyasası mı düşüş piyasası mı olduğunu anlamak için baz alacağımız nokta şu alttan çizdiğimiz çizgidir. Yani alttan çizdiğimiz çizgi kırılıyor mu, kırılmıyor mu? Asıl ona bakacağız. Trendin devam edip etmediğini, yükseliş trendinin buradan anlayacağız. Şimdi trend çizilirken ister yükseliş ister düşüş hiç fark etmez. En başta dikkat etmemiz gereken şey birkaç noktadan onay alması. Mesela ben burada bir yükseliş trendi çizmişim. Burada 1, 2, 3 noktadan onay almış. Dördüncü kez bu trendi denemiş. Aşağı doğru gelmiş. Trendi kırmış. Sonra aynı trende kafa atarak diyelim. En az 5 şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 kez. Yani hemen nereden baksanız 10 gün, 11 gün. Hatta bunlardan 2 gün o trendin üstünde kapatmış. Biri burada, biri de burada. Ama o trendin üstüne çıktığı zamanlarda olmuş. Ama aşağı hareket etmiş. Kapanışlar hep o trendin altında olmuş. Yani biz burada onaya gitmiş diyoruz zaten trende. Gelmiş, trendi kırmış, onaya gitmiş, sonra bir düşüş trendi başlamış gördüğünüz gibi. O yüzden bizim yükseliş trendini izlerken baz alacağımız temel nokta alttan çizdiğimiz çizgidir. Üstten çizdiğimiz çizginin bizim için tek referans noktası. Satış yapıp yapmayacağımıza, daha doğrusu kar konsolidasyonu, kar alma gibi bir işlem yapıp yapmayacağımıza karar vermektir. Başka bir bizim için bir yol göstericidir. Bu amaçla kullanılan bir yol göstericidir. Yoksa hani şurada üstte bir çizgi çizersiniz ama şurada gördüğünüz gibi hiçbir anlam ifade etmez. Trend yukarı doğru devam eder. Yani 14 liralardan şöyle söyleyeyim 23 liralara gelir ama hiçbir zaman yukarıdaki üst trend çizgisini test etmez. Ha şurada şöyle şuradan şöyle devam eden bir trend tabii ki vardır. Ama o da şurada oluşur. Şuralarda oluşur. Gelir burada o trend çizgisinin direnciyle karşılaşır aşağı döner. Yani temelde şurada yukarıdan çizdiğimiz çizginin çok bir anlam ifade etmeyebilir. Ha, buradan çizdiğimiz anlam ifade edebilir. Ben zaten birazdan da size bu dediğim gibi program üzerinden uygulamasını anlattığımda da göstereceğim. Geçen derste de aynı şekilde anlattım. Zaten tek bir trend çizginiz olmaz. İster yükselen ister düşen piyasa izlerken tek bir trend çizginiz olmasın. Alternatifiniz her zaman olsun. Ve kendi çizdiğiniz trend çizgilerine, destek trend çizgilerine mutlaka uyun. Dediğim gibi yükselen trend bu şekilde çiziliyor. En az birkaç noktadan onay alması gerekiyor. Minimum iki noktadan onay alması gerekiyor. Zaten iki tane yoksa, iki tane nokta yoksa bunun bir trend olduğu anlamına da gelmez. Öyle söyleyelim. Burada da bakın düşen trend var. Bir düşüş trendi var.
Yine Türk Hava Yolları'nda. O bundan birkaç yıl önce yaklaşık 2015 yılıydı sanırım. Yaklaşık 10 liraya yakın gelmişti. Oradan bir düşüş trendi başladı. 4,5 liralara kadar düştü. Bu da o düşüş trendinin benim çizdiğim çizgisi. Düşüş trendini takip ederken de tepeden çizdiğimiz çizgilere odaklanacağız. Alttan çizdiğimiz çizgilerin çok bir anlamı yok. Dediğim gibi yükseliş trendinde size anlattığım şey düşüş trendi için de geçerli. Çoğu zaman alttaki destek noktalarını test edebilir ya da etmeyebilir. Şuralarda gördüğünüz gibi test etmeyebilir. Yani şurada şuradan bir aşağı doğru bir çizgi çizseydik, burayla burayı birleştirseydik, şu arada 1, 2, 3, 4 noktanın aslında bu trende değmediğini görecektik aşağıdan çizdiğimiz çizginin. Düşüş trendi de yine en az 2 noktadan onay almalı. Burada da gördüğünüz gibi düşüş trendinde 7 tane nokta var burada onay aldığı. Bu da bunun bir düşüş trendi olduğunun zaten açık göstergesi. Hatta zaten burada 1, 2, 3, 4 buradaki çizgi zaten bunun bu trendin gücünü gösteriyor. Ve asıl onay noktasının da düşüş trendinde burası olduğunu gösteriyor. Bu çizgi kırılmadıkça yükseliş hareketi başladı diyemeyiz. Nitekim bakın burada en az 3 defa kırmaya çalışıyor ama kıramıyor. Aşağı hareket yapıyor. Dördüncü de kırılıyor. Burada da trend kırılımını görüyoruz. Ondan sonra fiyat burada zaten 4,5 liralardan kırdıktan sonra burada grafiğin devamında yok ama 22 liralara kadar bir yükseliş trendi başlıyor 6 liralardan. O da zaten nedir onun adı? Burada görüyorsunuz. Hatta burada ben 10 liralardan başlayarak çizmişim. Trendin en son kısmı burası. Yani son dalganın olduğu trend çizgisi diyelim. Elliot yöntemine göre. Buradan kırılım olduktan sonra yeni bir trend başlıyor. Trendler konusunda, yükseliş ve düşüş trendi konusunda bilmemiz gereken bunlar. Dediğim gibi yükselen trendde alt çizginin kırılıp kırılmadığına trendin devamını anlamak için bakacağız. Düşen trendde de üst çizginin kırılıp kırılmadığına bakacağız. Trendin sonlanıp sonlanmadığını anlamak için. Bir de tabii şöyle az önce de bahsettiğim gibi yatay piyasalar var. Ben buralara konsolidasyon süreci diyorum. Yani piyasa yatay trendlerde ne yapacağına karar verir. Burada da aynı şekilde 2 ya da 3 noktadan onay alması gereklidir. Yatay trendden bir yatay trendden bahsetmemiz için. Burada da aynı şekilde ister yükselen ister düşen piyasa olsun. Tabii ki üstten de bir trend çizgisi çizebiliriz ama bizim için asıl referans noktası eğer düşen bir piyasa hakimse alt çizgi, eğer yükselen bir piyasa hakimse yatay trendde aynı şekilde. Yani şöyle bir mesela yükselen bir trend çiziyorsunuz. Şurada saatlikte grafiğe baktığınızda yatay bir fiyat hareketi oluşuyor. Burada yükselen trendde bakacağımız şey şu üstteki çizginin kırılıp kırılmayacağıdır. Ya da şöyle düşen bir piyasa var. Şuradaki gibi yatay bir diyelim ya da buradaki gibi yatay bir durum oluşuyor. Alta bakacağız. Tabii burada daha büyük bir resim var. Hani düşüş yönünde burada düşüşle devam ediyor ama şuralarda küçük yatay trendlerde saatlikte göreceğimiz eğer düşüş aşamasındaysa düşen trendde ise buradaki bandın kırılıp kırılmadığını alt bandın
kırılıp kırılmadığına bakıyoruz. Düşen piyasada, düşen trendlerde, düşüş trendinde diyelim. Yükseliş trendinde de yatay piyasada dikkat etmemiz gereken şuradaki üst bandın kırılıp kırılmadığıdır. Burada tabii büyük çizdiğim yatay trend hem yükseliş hem düşüş hareketinin hakim olduğu bir konsolidasyon sürecinden sonra geldiği için ben hem üstten hem alttan çizgiler çizmişim. Birisi çok tepede ama burada şuradan da bir yatay trend çizgisi çizilebilir ya da şöyle şuraya alan bir bant aralığında da bir yatay trend çizgisi çizilebilir üstten. Hem şuradan hem de buradan iki tane yatay trend çizgisi çizilebilir. Hiç sıkıntı yok. Bu sizin bakış açınıza bağlıdır. İlerleyen zamanda da dersin ilerleyen zamanında da anlatacağım. Yaklaşık son bir saatte. Önemli olan sizin kendi çizdiğiniz trenddir. Öyle söyleyeyim. Teknik analiz yapıyorsanız bir başkasının çizdiği sizin için çok önemli olmamalı. Çünkü sizin kendi çizdiğiniz trend sizin aynı zamanda psikolojinizi de yansıttığı için ona uymanız gerekli. Şimdi trend çizgilerini nasıl çizdiğimizi buradaki slaytlardan da gördük. Burada flat, horizontal ya da yatay trend siz ne derseniz deyin. Nasıl oluştuğu açık ve net görülüyor. Burada yatay trend aşağı doğru kırılıyor. Az önce yükselen ve düşen trendde gösterdiğim gibi kırdığı trend çizgisine onaya geliyor. Bu hareket mutlaka olacak diye bir şey yok. Ama şöyle söyleyeyim. Şu özellikle son dönemde algoritmik işlemlerin daha fazla hakim olduğu piyasalarda mutlaka bir onaya gidiyor diyebilirim. %70 ihtimalle. Burada da zaten onaya gitmiş ve tekrar aşağı kırmış. Sonra tekrar yukarı kırmış. Ama tabii burada şöyle söyleyeyim. Yukarı kırdıktan sonra da bir yükseliş trendi başlamış. Yani şurada da başka bir yatay konsolidasyon süreci var. Onu da belirtmek isterim. Bu zaten burada çizdiğim yatay trend aslında düşüşün son bulduğu yerde grafiğe baktığımızda geçmişe dönüp çizilmiş bir yatay trend ama ben sadece burada size bilgi amaçlı yatay bir trendin nasıl çizildiğini göstermek amaçlı çizdim. Burada gördüğünüz gibi 3 tane noktadan onay almış bir yatay trend var. Kırılıp kırılmadığına bakıyoruz. Ya da yeniden pozisyon almak için yükselişe doğru şuradaki üst trendin kırılıp kırılmadığına bakıyoruz. Önemli olan trendin hangi yöne kırılıp kırılmadığıdır. Bu yatay trend için de geçerlidir dediğim gibi. Şimdi gelelim destek dirençleri nasıl çizdiğimize. Aslında destek dirençleri çizmek yatay trendleri çizmekten çok farklı değil. Yükseliş yönünde direnç nedir? Önce onu görelim. Yükseliş yönünde bir fiyatın aşmakta zorlandığı ve genelde de aşamadığı fiyat seviyesine biz direnç diyoruz. Aynı şekilde düşüş yönünde bir fiyatın karşılaştığı ve aşağı doğru kırmakta zorlandığı fiyat seviyesine de destek diyoruz. Yani yukarı doğru kırmakta zorlandığı seviyeye direnç, aşağı doğru kırmakta zorlandığı seviyeye de destek ismini veriyoruz. Destek ve direnç noktaları genelde grafiğin zirve ve dip noktalarından çizilir. Direnç ve destek noktalarının belirlenmesi, alım-satım işlemlerinin planlanması, olası fiyat değişiminin yönünün önceden tahmini ve piyasadaki durumun belirgin bir şekilde görülmesi açısından önemlidir. yani şurada bir direnç var.
bunu geçip geçmediği fiyat seviyesini, bu direnç seviyesini, 17.55 direnç seviyesi burada mesela, bizim için önemli bir konu. Eğer bu direnç noktasını geçemiyorsa, burada trendin yönünün aşağı doğru döneceği konusunda bize fikir verir. Aynı şekilde daha önce test ettiği bir desteği kırmakta zorlanıyorsa, burada da trendin yönünün aşağı doğru devam etmekte zorlandığını ve yukarı dönebileceğini anlıyoruz. O yüzden burada da yazdığı gibi değişimin yönünün hesaplanması ve tahmininde destekler ve dirençler bize bir fikir verir. Bir de tabii şimdi burada önce şunu anlatayım. Aynen trendlerde çizdiğimiz gibi en az 2 ya da 3 noktadan direncin onay olması gerekiyor. Bizim için bir direnç noktası olması için. Bir destek noktası olması için de 2 ya da 3 noktadan en az onay olması gerekiyor. Ancak biz o zaman bunlara destek ya da direnç diyebiliyoruz. Ama bir de şöyle bir durum var. Burada gösterdiğim gibi bu grafikte bazen de fiyat değişimlerinin böyle aşırı pik yaptığı, aşağı ya da yukarı yönlü ama kıramadığı tavan ya da dip noktaları olur. Bunlar da birer direnç ve destek çizgisidir ya da noktasıdır. Bunun tek başına burada görülüyor olması, bunu bir destek noktası almayacağımız ya da burada yukarıda tek başına bir fiyat seviyesi olarak görülüyor olması, bir direnç noktası olarak almayacağımız anlamına gelmez. Tam tersi, buradaki direnç noktalarına, yani tek bir noktada tepe yapan direnç noktalarına resistance rest, tek bir noktada destek yapan destek çizgilerine de biz support sub diyoruz. Bunlar genelde trendin yönünün sonlandığı zamanlarda görülür ve kırmakta da zorlanır. Bunu zaten mumlarda çok açık ve net bir şekilde görürsünüz. Tepe yaptığı zaman böyle size şurada göstereyim artık. Çünkü burada benim slide bitti zaten. Şöyle mesela. Şurada bir tepe yapmış. Bakın biz bunu resistance olarak işaretleyebiliriz. Neden? Çünkü bakın fiyat 16.67'de bir pik seviyesi yapmış. Bunun aslında açılış fiyatı da 16.64. Ama gelmiş burada 16.63'ten kapatmış. Yani zirvesinden yaklaşık 4 kademe daha uzakta kapatmış. Zaten sonrasında da o kapanış, bakın şuradaki mumun kapanış fiyatını test eden bir pin var. Az önce de anlattığım gibi bir biz buna akşam yıldızı diyebiliyoruz, pin bar diyebiliyoruz, doji diyebiliyoruz, hiç fark etmez. Bir hareket izliyorsunuz. Asıl adam diyebilirsiniz. Çok eskiler öyle der. Asıl adam formasyonu derler buna. Haç şeklindedir. Burada bir tepe oluştuğunu, fiyatın doygunluğa oluştuğunu kesin ve net bir şekilde görüyoruz. Bu Türk Hava Yolları'nın bugünkü grafiği. Benim tahminim odur ki yarın şuraları test edebilir. 16.67 ama çok fazla geçeceğini sanmıyorum. Hatta şu fiyat seviyesinin, yani 16.60'ın altında bir açılış görebiliriz future'da. Çünkü şöyle söyleyelim. Burada bir tepe yapmış. Biz buraya zaten şimdi şöyle yazayım, işaretleyeyim. Resistance rest diyoruz. Bunu da şöyle mavi yapalım. Yükseliş renklerimizi maviyle seçmişiz.
Birazdan mumbarlarla ilgili burada size bazı detaylar vereceğim. Orada slaytta anlatılmış. Hani okumadan ya da anlatmadan geçtim sanmayın. Onunla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi şöyle şunu da üstte göstersin. Bu bizim için bir resistance testis. Kendiliğinden kapanmış arkadaşlar. Ben herhangi bir müdahalede bulunmadım ama şimdi geliyor olması lazım. Bir arkadaşımız mikrofonu açıp en son neyi söylediğimi anlattığımı söylerlerse sevinirim. Sesin nereden gittiğini bilmiyorum çünkü. Geliyor mu şu an? Tamam. En son ne anlatıyordum onu da yazarsanız. Ha şu mumbarların ne anlama geldiğini mi? Ha, resistance resi çizdiğimde ses var. Tamam. Şimdi tamam. Doji'yi falan söylemiştim, anlatmıştım herhalde. Değil mi? Şurada şunu çizerken gitti sanırım. Tamam. Şimdi tekrar anlatıyorum. Şimdi bakın, burası bir resistance res. Yani dirençlerin direnci diyebiliriz. Tepe yaptığı bir yerde diyebiliriz. Hiç fark etmez. Ama burası bir direnç çizgisi. Çünkü bakın. 1 2 hatta şurada uçlar yapsa da zirveler yapsa da açılış ya da kapanış fiyatları hep altında kalmış. 3, 4 tam 4 tane bar burada onay almış. 4 bardan onay almış bir direnç çizgisi var. Sonra bu direnç çizgisini yukarı doğru kırıyor. Geliyor. Az önce demiştim. Mutlaka onaya geliyor artık. Çoğu zaman. Onaya geliyor. Ha eğer tren çok güçlüyse onaya gelmeyebilir. Onu da söyleyeyim. Onaya geliyor ve yukarı doğru gidiyor. Buradan sonra. Burada da resistance rest dediğimiz bir direnç çizgisi oluşuyor. Bu bana göre resistance rest çünkü şuradaki pin bardan da dediğim gibi onay alıyor. Destek noktaları da aynı şekilde bakın. Mesela burası bir destek noktasıdır. Bir, iki noktadan onay almış. Hatta şurada kırar gibi olmuş ama ya da şuralarda kırar gibi olmuş ama burası da bir birkaç kez denenmiş bir direnç noktasıdır. Destek noktasıdır. Özür dilerim. Biz bunu 16-37-16-39 arası diye alabiliriz. Yani bir aralık verebiliriz. Çünkü
İki kere de burada 16.37'den var. Şurası da bu yükseliş trendinin supporter supu diyebiliriz. Support supu diyebiliriz. Hiç fark etmez. Burası da bir destek noktasıdır. Ama asıl support sup burasıdır. Bakın. Gördüğünüz gibi uzun bir düşüş süreci ve ardından burada bir destek yapmış. Burası da şöyle. Burası da support. Bunu tabi kırmızı olarak işaretleyeceğiz. Destek noktası olduğu için. Buralarda aynı şekilde kırmızı olarak işaretleyeceğiz. Bunu analiz ederken renkleri farklı çizmemin tek bir sebebi var. Ayırt etmek adına. Yani zamanla burada yukarı doğru kırılan bir direnç tabii ki destek noktası olacaktır ama bunun daha önce yani bu son dönemde bir direnç noktası olduğunu anlayabilmemiz için böyle maviyle çizdim. Yoksa çok bir anlamı yok ya da mavi ya da kırmızı yapmanın, siyah ya da beyaz yapmanın. Önemli olan grafik üzerinde bu noktaların görünüyor olması ve bunları çizebilmeniz, tespit edebilmeniz. Şimdi destek direnç çizgilerinin nasıl çizildiğini anladık değil mi? Tamamdır. Şimdi gelelim tren çizgisinin çizilmesine. Şimdi burada hem bir yükseliş hem düşüş trendi olduğu için hem de yatay trend olduğu için çizeceğim. Aslında geçen derste sadece şuradaki yatay trendi görebiliyorduk. Düşüş trendini daha gerilerden çizmek zorunda kalmıştık. Bu da hem son dönemdeki bir trend olduğu için sizin için daha eğitici olacaktır. Bak, trend çizgisi çizilirken dediğim gibi dikkat etmemiz gereken en az birkaç noktadan onay alması. Bu bir bana göre bir tren çizgisidir. Ama bunu bakın şöyle de çizebiliriz. Şöyle de çizebiliriz. Alternatifleriniz olabilir. Yani şöyle. Bu da bir tren çizgisidir. Şu da bir tren çizgisidir. Dediğim gibi bu sizin bakış açınıza göre değişebilir. Değişmez diye bir şey yok ama önemli olan birkaç noktadan onay alabilmesi ya da birkaç noktadan onay alması. Önemli olan bu. Mesela burada 1, 2, 3, 4 şuralarda taşmalar olsa da 5 tam 5 tane onay noktası var burada. Bu bir tren çizgisidir. Bakın. Şu da dediğim gibi
Bunu da mavi yapalım. Bu da başka bir tren çizgisidir. Zaten her ikisinde de trendin kırıldığını görürüz. Ya da görüyoruz. Hiç fark etmez. Kafa karıştırmamak için şunu siliyorum. Ama ben burası için ya, bu trend için çizilebilecek her ne kadar iki nokta olsa da en uygun çizginin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü şurada bir kırılım var. Bakın tekrar şurada hafif onaya gelmiş gibi yapıyor. Geliyor, gelmiş gibi yapıyor değil. Sonra tekrar aşağı devam ediyor. Ama dediğim gibi şöyle de çizebilirsiniz. Bu tren çizgisini. Şuradan. Buradan da çizebilirsiniz. Bu da çok doğru bir tren çizgisidir. Şurada dip yaptırmış. Şurada ilk dalgayı yapmış. Gelmiş ikinci dalgayı yapmış. Şimdi zaten Elliot'u gördüğünüzde de bu tren çizimlerine daha hakim olacaksınız. Ben orada kanallar var, anlatacağım size. 2-4 kanalı. 3-5 kanalı gibi orada ya da 1-3 kanalı gibi kanallar var. Burada mesela 2-4 kanalı diyebiliriz buna şu trende. Hatta 2-4 kanalı şöyle. Bakın. Şu bir 2-4 kanalıdır. Elliot dalga teorisine göre. Bu bir trend çizgisidir ve 2-4 kanalıdır. Ve bana göre çizilebilecek en doğru aslında trend çizgisi budur. Yani trendin aşağı kırılıp kırılmadığı noktasında anlaşılabilecek en doğru trend çizgisi de budur. 2-4 kanalıdır. Dediğim gibi Elliot'ta da anlatacağız. Trend çizgilerini bu şekilde çizeceğiz. Bu bir yükseliş trendi. Şimdi bir düşüş trendi çizelim. Burada da aynı şekilde. Düşüş trendinde de az önce anlattığım gibi rengini şöyle kırmızı yapalım. Temel alacağımız nokta eğer buradan çiziyorsak budur. Ki bana göre ileride şöyle bir trend oluşacak. Burada da çizilebilecek en doğru trend çizgisi yine aynı şekilde şurada bakın burada gösterdiğim gibi nasıl ki burada bir 2-4 kanalı var. Burada da düşen trendde bir 2-4 kanalı oluşmuş olacak. Burası da bana göre bir düşen trendtir. Düşen trend çizgisidir. Düşüş trend çizgilerini yukarıdan tepe yaptığı yerlerden çizeceğiz. Yükseliş trend çizgilerini de dip yaptığı yerlerden çizeceğiz. Kaç kere onay aldığına bakacağız. Yoksa mesela şurası da bir bakın düşüş trend çizgisidir. Bakın. Burada bir düşeni kırmış. Bakın buraya gelmiş. Ben buranın neden bittiğini baz alıyorum. Şuradaki bardan. Yani yarın sabah bunu dinlemeyip yukarı gidebilir mi? Gidebilir. Gitmez diye bir şey yok. Onu da nereden anlayacağız? Biz neyi referans alacağız? Yukarı nereye doğru gidebilir diye. Az önce çizdiğimiz yatay çizgiler, yatay direnç çizgileri çizerek. Şurada yatay bir direnç var. Bakın. Buraya gidebilir. Neden? Şurada 3 tane bar. Bu 15 dakikalık baktığımız için yaklaşık 45 dakika boyunca kıramadığı bir yatay direnç var burada. Ya da burada belki 5 dakikalıkta ya da 1 dakikalıkta çok net görülebilecek. Bakın şurada yatay bir trend var aslında. Burası da yatay bir destek noktası. Kırılmış. Burası da zamanla direnç haline gelmiş olabilir.
yarın buraya 16.70-77 arasına Türk Hava Yolları'nda bir hareket izleyebiliriz. Şöyle bir dakikalık da göstereyim. Oranın neden bir yatay trend olduğunu. Şöyle. Bak. Görüyor musunuz? Burada bir konsolidasyon süreci yaşamış. Yatay trend. 1, 2, 3, 4, 5 tane mum var. 1, 2, 3 tane mum var. Mesela kırmakta zorlandığı, tepe yaptığı ya da dip yaptığı her neyse. Bu band bize gösterdiğim gibi yatay bir direnç noktası olabilir. Buralara kadar gelebilir. Şuralardan bir trend çizgisi kendine şöyle bir trend çizgisi de oluşturabilir. Mesela majörde bakabileceğimiz. Yani şöyle devam eder. Yatay bir şekilde gelir buraya. Bakın. Nasıl yapacağını da göstereyim. Yaparsa yani onu. Size şimdi hayalet mumlar çizeceğim. Biraz uzun oldu ama. Evet, şimdi. Mesela şöyle aşağı, şöyle yukarı. Şöyle bir hareket yapabilir. Gelip burada bir trend oluşturabilir. Böyle bir trend yapabilir. Yapmaz diye bir şey yok. Dediğim gibi şurası da burada çizdiğim gibi bir direnç noktası, bir düşüş trendi çizgisi olabilir. Eğer böyle devam ederse. Ama şimdilik dediğim gibi buraları silelim kafa karıştırmamak adına. Burada bir düşüş trendi hakim. Ve şöyle bir trend çizebiliriz. Pardon. Böyle ya da bak şöyle bir düşüş trendi çizebiliriz ya da daha geriye gidersek bak daha net görebileceğimiz. Şöyle saatlik bakalım. Bak. Burası bir düşüş trendidir. Çok milimetrik çizmenize gerek yok. Şöyle de çizebilirsiniz. Hiç fark etmez. Böyle de olabilir. Ya da şurada daha trendi buradan takip ediyorken şöyle de çizebilirsiniz.
Önemli olan takip ettiğimiz ya da çizdiğimiz tren çizgisinin buradaki gibi birkaç noktadan onay almaz. Burada çok güzel bir düşüş trendi var mesela. Bir konsolidasyon olmuş ama son bulmamış, tekrar aşağı doğru kırmış. Ve doğal olarak şurada şöyle çizebileceğimiz yeni bir düşüş trendi oluşturmuş. Burada da şöyle iki tane, birincisi ve ikincisi, iki tane tepe var. Bu da bizim düşüş tren çizgilerimiz. Bakın, şu tren çizgisini daha büyük majörde böyle bir çizgi olarak şöyle uzatabiliriz. Bu çok doğru ve nizami bir tren çizgisi olur. Önemli olan dediğim gibi görmek ve çizmek. Burada bakın, 1, şurayı da dahil edebiliriz. 2, 3, 4, 5 tane noktadan onay almış, sonra kırılmış. Burada bir tren çizgisi var. Gelelim yükseliş trendlerinde ya da düşüş trendlerinde alt ve üst çizgilerde nelere dikkat edeceğiz? Bakın burada da şöyle bir üstten bir çizgi çizebiliriz. Hani satış ya da kar noktalarını, konsolidasyonu yapacağımız diyelim çizgiler çizebiliriz. Yani şimdi gelmiş burada onay almış. Şurada bir sivri uç yapsa da şurada onay almış. Burada hemen hemen onay almış. Devam etmeye çalışmış. Kıramamış. Şurada aynı şekilde yine kıramamış. Böyle bir tren çizgisi çizebiliriz. Bu da zaten gördüğünüz gibi bu çizdiğimiz çizgi zamanla kama halini almış. Yani takoz da diyebiliriz. Sonra aşağı doğru kırılmış. Bunu zaten saatlikte çok uzattı. Ben hani daha büyük bir şekilde çizmiştim, göstermiştim buradaki durumu. Sonra aşağı doğru kırdı. Tren çizgilerini de bu şekilde çiziyoruz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir soru var mı? Tamamdır. Şimdi buyurun Türkay Bey. Türkay Bey, Şen Hanım, siz mikrofondan ikiniz de konuşabilirsiniz. Bugün ders sizin çünkü. Sıkıntı yok. İlla yazmanıza gerek yok dediğim gibi. Soracağınız ya da kafanıza takılan bir şey varsa mikrofondan sorabilirsiniz, yazabilirsiniz, fark etmez. Şimdi ben bu kullandığımız, tabii analiz aracı değişiklik gösterebilir ama dediğim gibi ben hani herkesin kullanabileceği, özellikle Elliot analizinde de mutlaka kullanması gerektiği bir platform ya da program diyelim. Ücretsiz olması yönüyle de TradingWave'i tercih ediyorum. Burada eğitimleri verirken.
Şimdi buradan tren çizerken, destek ya da diren çizerken hangi araçları kullandığımızı gibi yarım saat onu anlatacağım. Ondan sonra vereceğim bir bu trendlerin oluşumuyla ilgili, aynı zamanda destek diren çizgilerinin oluşumuyla ilgili vereceğim bir bilgi daha var. Onu da vereceğim. Ondan sonra bitireceğiz dersi. Ben yarım saat bunları nasıl kullandığımızı anlatayım. Eğer kullanmasını biliyorsanız hiç anlatmaya da bilirim. Sıkmamak adına. Buna siz karar verin. Ama anlatabilirim neyi nasıl kullandığımızı. Çağatay Bey, anlatırsanız iyi olur, ben kullanmasını biliyorum. Tamam. Tamam. Evet, mıknatıs modu. Onu anlatacağım zaten. Ben de kullanıyorum. Şen Hanım. Bence de çok güzel bir şey. Şimdi birazdan Türkay Bey'e de hem öğrenmiş olur, anlatayım. Şimdi, şimdi şurada yatay tren çizgisi, yatay çizgi. Eğer Trading Wave'i Türkçe kullanıyorsanız tabii. Tren çizgisi, yatay çizgi, yatay ışın, ışın, bunları kullanabilirsiniz. Eğer tren çiziyorsanız buradan, yani bir tren çizgisi çizecekseniz, ışın ya da tren çizgisini seçmeniz gerekiyor. Mesela diyelim, ışın seçelim. Şu, bakın dediğim gibi şurada, şu... artı işareti gibi olan işaretin hemen altında bir menü var. Onun üstüne gelip şurada şuradaki menüye tıklayınca oka, daha doğrusu oka diyelim. Oka tıklayınca trend çizgisi, yatay çizgi, yatay ışın ve ışın çıkıyor. Dediğim gibi eğer trend çizeceksek buradan ışını ya da trend çizgisini seçiyoruz. Şöyle seçtikten sonra trendi çizeceğimiz fiyat barlarına geliyoruz. Mesela burada grafiğe baktık. Şunu yukarı doğru kaldırayım. Burada bir düşüş trendi çizeceğiz diyelim. Tepe noktası belirlediğimiz noktaya ya da tepe barı diye belirlediğimiz noktaya geliyoruz. Mıknatıs modu da bu arada şurada. Şu mıknatıs modunu açarsanız... o grafiğin açılış, kapanış ya da en yüksek fiyatından birine, hangisine burada değiyorsanız mıknatıs oraya yapışıyor. Yani o tren çizgisini çiziyor, öyle diyelim. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra mouse'u aşağı doğru çekip uzatıyorsunuz. Aşağı doğru çekip uzatırken zaten mesela diyelim şuraya doğru uzatıyorsanız, şurayı baz alıyorsanız, o noktaya koyuyorsunuz mouse imlecini, tekrar oraya da tıklıyorsunuz. Şuradan ayarlara geliyorsunuz, daha sonra uzat derseniz gayet nizami bir şekilde o çizgiyi uzatıyor. Ama siz yok ben bunu kendim çizeceğim diyorsanız, uzatmasını istemeyip şöyle o barı da hızlıca geçip, yalnız mıknatıs modunda bu biraz zor olabiliyor. Şöyle şu şekilde şuraya da gelebilirsiniz. Bak, burası düşeni kırdığı ve onay aldığı yer olmuş oluyor. Burası başka bir tepe trend çizgisi olmuş oluyor. Burası da düşüş trendinin en tepe noktası oluyor. Buradan çiziyoruz çizgiyi, bu şekilde çiziyoruz. Buna tıkladıktan sonra da uzat diyebiliriz. Pardon. Buna tıkladıktan sonra da uzat diyebiliriz.
Böyle buralara gelip buralardan çizebiliriz. Hiç fark etmez. Yani sizin kafanızda netleştirdiğiniz tren çizgisi neresi ise, ki bence düşüş trendinde en temel baz alabilecek noktamız şu ikisidir. Ya da bakın, ya da bu ikisidir. Bunlar hepsi birer tren çizgisidir. Türkay Bey, mikrofonunuz açık. Nasıl çizildiğini anladınız mı? Evet, Çağatay Bey, çok teşekkür ederim. Tamam, rica ederim. Bir de şey soracağım. Eğer TradingWave açıksa siz de deneyebilir misiniz? Benim yaptığımı yapabiliyor musunuz diye. Bir saniye. Açık değil ama bende. O zaman ben biraz anlatayım. Siz o sırada açın. Açtığınız zaman açtım diyeyim. Ben dururum. Oradan devam ederiz. Tamam, çok sağ olun. Tamam. Rica ederim. Ne demek? Şimdi burada bir de biz zaten Türkay Bey daha sonra da izleyecektir. Bir yatay ışın çizelim mesela. Buradan yine aynı şekilde aynı menüye geldiğimizde yatay ışını seçtiğimizde eğer mıknatıs modu da aktifse zaten bakın şurada dip yaptığı noktaya bir direnç çizgisi oluşturabilir. Ya da burada bir dip yaptığı noktaya burada da bir çizgi oluşturabilir ki burası bakın çok önemli bir destek ve direnç noktası olmuş zamanla. Burası 1, 2 noktadan, 3 noktadan onay alan bir destek çizgisi. Zamanla aşağı gidip sonra yukarı harekette kırılmayan bir direnç çizgisine dönüşmüş. Burada da aynı şekilde bir geçmiş gibi görünse de tepe noktası oluşturduğu bir direnç haline gelmiş. O yüzden ilerleyen dönemlerde Türk Hava Yolları için 17.42 fiyatının mesela kırılıp kırılmadığı çok önemli olacak. Önemli bir direnç noktası olacak Türk Hava Yolları için. Burası. Evet. Burada zaten bir omuz, baş, omuz formasyonu var. Bunu endekste de gördük zaten. BIST 30'da da gördük aynı formasyonu. Özür dilerim. Bu formasyon çalıştı. Zamanla bakın aynı şekilde buradan seçiyoruz. Yine göstereceğim. Yatay ışın ya da yatay çizgi diye de seçebiliriz. Destek direnç noktalarını belirlerken hiç fark etmez. Burası da bir direnç noktası olacaktır. Türkay Bey açtınız mı? Evet Çağatay Bey açtım. Şu an Türk çizebiliyor musunuz peki? Evet çizebiliyorum evet. Mıknatıs açık. Sıkıntı yok değil mi? Evet sıkıntı yok gayet iyi. Tamam anladıysanız hiç sıkıntı yok. Eğer sıkıntı olursa dediğim gibi ekranınızı paylaşabilirsiniz. Oradan nasıl yapacağınızı anlatabilirim. İlerleyen zamanda da üzerinden mi şey yapacağız peki grafikte? 5 dakikaya mı bakalım daha çok 15'e mi? Ya şimdi o sizin takip ettiğiniz zaman dilimine göre değişebilir. Geçen eğitimde de o çok soruldu. Evet. Saatlik takip ediyorsanız baştan beri tabii ki saatlik çizmelisiniz. Anladım.
Ona göre bakayım ben. Bir çalışma yapayım biraz. Aynen. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi anlatacağım. Kusura bakmayın. Beni telefonla biri aradı da önemli bir konuydu. Bir mesaj attım. O yüzden toparlayamadım. Şimdi Türkay Bey, siz az önce es geçmiş olabilirsiniz. Ama şimdi ben size yatay destek direnç noktalarının nasıl çizildiğini anlatayım. Yatay çizgiyi de buradaki aynı şekilde aynı menüye geliyoruz. Bakın. Yatay ışın, yatay çizgi, ikisinden birini seçiyoruz. Hiç fark etmez. Yatay çizgiyi seçiyoruz. Zaten dediğim gibi bakın burada mıknatıs modu aktifse hemen destek ya da direnç olarak görebileceğimiz yerlere gelir. Hemen çizer. Bakın mesela şunu sileyim. Şunu da sileyim. Göstereyim size. Mesela şuradan bir yatay çizgiyi diyelim, seçelim. Buraya geldim. Şuradaki mumun dip noktasına. Burası acaba bir destek noktası mıdır dedim. Evet, tabii ki destek noktasıdır. Bakın burada 1, 2, 3 defa test ettiği bir destek noktası burası. Zaten zamanla düşüş oluyor. Bakın geliyor, burası direnç noktası oluyor. O destek noktası aynı zamanda. Yine düşüyor, tekrar geliyor. Burada bir omuz baş omuz yapmış. Burada da aynı şekilde geçmiş gibi görünse de bir direnç noktası oluyor ve aşağı kırılıyor. İlerleyen zamanda o yüzden 17-43 direnç noktası bizim için çok önemli olacaktır. Aynı şekilde bunu şöyle gösterelim. Bir de yatay ışın olarak da çizebilirsiniz. Yatay ışın olarak çizerseniz sol taraf görünmeyebilir. O yüzden pek tercih etmeyebilirsiniz. Ama ben genelde bunu tercih ediyorum. Bakın buraya gelirsiniz. Bu mumun olduğu yere hemen o kendini işaretliyor. Gördüğünüz gibi. Hemen yatay destek çizgisini çizmiş oluyorsunuz. Burada da aynı şekilde. Bunlarda sıkıntı yok değil mi? Hayır, yok. Anladınız. Sanırım Şen Hanım da anlamıştır. O da yazarsa anlayıp anlamadı. Bir 10-15 dakika ara verelim. Ondan sonra ben trendlerin nasıl oluştuğunu daha detaylı böyle bir teorik bilgiyle grafik üzerinde size anlatacağım. Tamamdır. Bir 10-15 dakika ara verelim. Böyle bu görüşme açık kalsın yalnız. Kimse kapatmasın kaydettiğimiz için. Bir 10 dakika 15 dakika ara verelim. Saat şöyle 11 gibi buluşalım. Bir yarım saat yaklaşık. Pardon 10 gibi. Bir yarım saatte ben o teorik bilgiyi tekrar yapacağım, vereceğim. Ondan sonra da sizin sorularınızı alırız. Tamamdır Çağatay Bey. Tamamdır. Görüşmek üzere.
Ertal Bey, sesim geliyor mu şimdi? Türkay Bey, sesim geliyor mu? Siz mikrofonunuzu açtınız. Tamam. Evet, geliyor. Evet. Ha, beraber yapalım dedik ya, bir 5 dakika anlatayım isterseniz. Hem burada Viyop'ta ne gördüğümü hem de şeyde. Şimdi öncelikle Viyop için anlatayım. Şimdi ben burada şurada bir bakın bir FIBO çizgisi attım. Buradan şuradaki tepeden burada dip yaptığı yere. Buradan yukarı gelebilecek daha önce çizdiğim çizgiler de var. Karışık gelebilir. Şu kırmızı olan FIBO noktaları da şuradaki tepeden buradaki dipten şuradaki tepeye çizilmiş Fibonacci çizgisidir. Burada bir yukarı doğru trend var. Aslında BIST 30 endeks olarak söylüyorum. Şurada 117.500 aşağı doğru kırılmadıkça her zaman yukarı doğru bir tekrar yeni bir hareket umudu vardır. Onu görmek anlamıyla yani şuradaki majörde geçebileceği noktaları görmek amacıyla o kırmızı çizgileri çizdim. Ama yakından takip etmek için yarın benim takip edeceğim noktalar hani tabii geri çekilmeyi takip edeceğim noktalar. Eğer bu bir üçüncü dalga gibi ise bakın şurada %50 Fibo noktasını test etmiş 119.475 güzel bir bar yapmış aslında şurada bugün 118.700 üstüne atarsa bir tepki gelir demiştim zaten güzel bir bar yapmış oranın üstüne attıktan sonra 119.475'ten %50 Fibo noktasından geri dönmüş ve aşağı tekrar 119.050'ye %38.2'ye doğru bir hareket yapmış. Şimdi bu bant arasında sıkışırsa aşağı doğru verir büyük ihtimalle. Yukarı doğru vermeyebilir. Ama tabii bu yine dediğim gibi yarınki duruma göre bakmak, tekrar analiz etmek lazım ama olur da yukarı doğru kırarsa da 120.525 121.325 arasına doğru bir gidiş olabilir. Türk Hava Yolları için söylüyorum. Türk Hava Yolları endeks için söylüyorum. Bir de Türk Hava Yolları'na baktım bu arada. Türk Hava Yolları'nda da şöyle bir şey yaptım. Şurada X ile işaretlediğim X dalgasıyla burada A dalgasına bir Fibo çektim. Buradaki geri çekilme oranını hesaplamak için. Türk Hava Yolları'ndaki dalga yapısı BIST 30 endeksine göre biraz daha farklı. Burada terminal dediğimiz yani birbirine yakın eşit ilerleyen dalgalar var. ABC şeklinde. Yani 5 dalgalık bir yapı değil de 3 dalgalık bir yapı var. Herkes Elliot'ta böyle 5 dakika saymakla uğraşır. Aslında Elliot sadece 5 dalga sayılmaz. Bazen impulsif hareketler yani yükseliş hareketleri ya da düşüşün de bir impulsif hareketleri yani düşüş dalgalarının da bir itkisel dalgası vardır. Bu itkisel dalgalar bazen 3 dalga şeklinde ilerleyebilir. O yüzden burada da aynı şekilde Türk Hava Yolları'nda 3 dalga şeklinde impulsif bir hareket var aşağı doğru. O yüzden şimdi A'yı yaptı X dalgasından burada dip yaptığı yer 15.85. Geri çekilme oranını hesaplamak için ben böyle bir mavi bir Fibo attım. Mavi ile işaretledim onu. Yaklaşık %61.8'i kadar gitmiş. Hatta üstünde de kapatmış 16.33 onun üstünde. Yarın buranın üstünde eğer tutunursa şuradaki X dalgasının tepesine doğru 16.63'e doğru bir hareket yapabilir. Ama 16.46'da da bir dirençle karşılaşabiliriz biz burada. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu tür böyle terminal ilerleyen dalgalarda eğer şey çok güçlü olursa geri çekilme şuradan şablonu
Bunu da mavi yaparsak. Evet, çizgi şeklinde de gidilir. Çizgi şeklinde işaretleyelim. Yani hatta 16.46, 16.52 seviyesine doğru bir geri çekilme Türk Hava Yolları'nda izleyebiliriz. Yani yukarı geri çekilme dediğim artık yukarı doğru geri çekilmeleri hesaplıyoruz. Daha önce yukarı doğru uzatmaları hesaplıyorduk. Şimdi aşağı doğru uzatmaları, yukarı doğru geri çekilmeleri hesaplayacağız. Çünkü burada belirgin bir düşüş trendi var. Zaten bakın endekste de olduğu gibi burada omuz, baş, omuz formasyonu var. Oranın boyun çizgisi de şurasıdır, 16.87. O kırıldı. Kırıldıktan sonra da aşağı doğru keskin bir dalga izledik zaten. O yüzden hani bundan sonra artık düşüş trendine girdi diyebiliriz. Türk Hava Yolları için ama bakın Türk Hava Yolları'nda aynı zamanda şurasının yaklaşık 15.75'in aşağı doğru kırılıp kırılmadığı da çok önemli. Şunu da yapabilir Türk Hava Yolları. Bakın şurada görüyorsunuz yatay bir konsolidasyon şeyi var. Yarın ya da ilerleyen iki günde şurayı ikili bir tepe gibi, şurayı sol omuz gibi şurada konsolidasyon yaptığı yeri alabiliriz. Bunun aynısını, şu hareketin aynısını burada da yaşayabiliriz. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, yani şöyle söyleyeyim 16.63 ile 15.85 arasında, 16.63 ile 15.85 arasında yukarı aşağı zikzaklar izleyebiliriz. Böyle, 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 böyle zikzaklar izleyebiliriz. Ki bence o şekilde hareket edecektir diye düşünüyorum. Burada hem bize aslında trade etme fırsatı verecek eğer becerebilirsek. Nedir onun adı? Hem de şurada bir sağ omuz yapıp yapmayacağına bakacağız buradaki gibi. Ondan sonra zaten mutlaka şuradaki nasıl derler 15.75'in aşağı doğru kırılacağını düşünüyorum ben. Ama göreceğiz. Tabi buradan ters bir hareket yapıp tekrar yukarı da girebilir. Çok ihtimal dahilinde değil ama 17.42 geçmeden zaten onun için hani tekrar yeni bir yükseliş artık başladı diyemeyiz Türk Hava Yolları'nda. Mevcut durum da hani çok yukarı olacağını söylemiyor bana. Şimdilik bu ikisini inceleyebildim. O yüzden buradan sonra o vereceğim işin teorik kısmına gelelim. Oradan devam edelim. Pardon. Şimdi geçen derste var mıydınız bilmiyorum. Sanırım sadece Şen Hanım katılmadı. Evet olabilir. Anlatabiliriz eğer zaman kalırsa Erdal Bey. Niye olmasın? Şimdi bir size temel bir bilgi olması açısından teorik bir aynı zamanda bilgi olması açısından bu anlatacaklarım aslında böyle bir yarım saate sığacak olsa da aslında bana göre önemli. Bir trend nasıl oluşur?
Neden oluşur? Bunun psikolojik altyapısı nedir? Destek nedir? Nerede oluşur? Yeni yükselen tepe nedir? Nerede oluşur? Trend nasıl devam eder? Şimdi çizerek onu size anlatacağım. Hem işin yükseliş hem de düşüş kısmında nasıl hareket eder piyasa? Size onu anlatacağım. Bunu çok nizami olarak bu anlattıklarımı grafikte böyle nizami bir şekilde göremeyebilirsiniz ama piyasa genelde ona yakın hareket eder. Şimdi eğer bir yükseliş trendi başlıyorsa piyasanın dip not yaptığı bir nokta herhangi bir noktadan konsolidasyonun olduğu herhangi bir noktadan biz bir yükseliş hareketi izleriz. Bu şöyle başlar. Şimdi şu çizgiyi ben düzelteyim ondan sonra devam edeyim. Şöyle başlar. Burası bir dip yaptığı noktadır. Şöyle yukarı doğru hareket eder. Burada artık fiyatın doygunluğa oluştuğu bir yer vardır. Satış gelebilecek. Daha önce destek olmuş herhangi bir nokta olabilir bu. Bir FIBO geri çekilme noktası olabilir. Bu duruma göre değişir. Bir noktadan konsolidasyon satış süreci başlar. Biz buraya şöyle yazarak anlatayım. Yeni en yüksek diyoruz. Yeni yüksek yapı diyoruz. Hiç fark etmez. Yeni yüksek yapı diyelim buraya. Burayı maviyle yazalım. Burası yeni yüksek yapımız. Hatta şöyle de bir kısaltmamız olsun bunun için. Geçen derste de söyledim. Buraya YHT diyelim. Yüksek hızlı tren diyelim. Piyasanın şu yaptığı harekete yüksek hızlı tren diyelim. Yeni ya da yeni yüksek yapı diyelim. Hiç fark etmez. YHT diye kodlayalım. Sonra bir satış süreci olur. Piyasa düzeltmeye girer. Daha doğrusu biz buna düzeltme diyoruz. Bir satış süreci başlar. Yani kar satışları başlar. Ondan sonra bir düşüş hareketi izleriz. Bu düşüş hareketi şöyle burada da sonlanabilir, burada da sonlanabilir, burada ilk başladığı noktaya da gelebilir, hiç fark etmez. ama Elliott'ta da öğreneceğiz, göreceksiniz orada. Genelde böyle en düşük noktaya gelmeden kar satışları bir yerden son bulur. Biz buraya da destek noktası diyoruz. Şu harekete de düzeltme hareketi diyoruz. Bunu da kırmızıyla yazalım. Bu harekete yani piyasanın yeni yüksek yapıdan ya da yeni yüksek fiyattan yüksek hızlı trenden inip şurası düzeltmeyi yaptığı yeni dip
ya da destek noktası diyelim buraya da. Ya da kara tren, KT diye kısaltalım. Yani piyasanın yüksek hızlı trenden inip kara trene bindiği ve bu harekete yaptığı bu düşüşü yaptığı harekete de bir düzeltme hareketi diyelim. Sonra piyasa bir yerden dediğim gibi destek bulur ve yeni bir trend başlar. Yeni bir süreç başlar yükseliş yönünde. Şöyle fiyat gelir. Bu daha kısa da sürebilir. Daha uzun da sürebilir. Duruma göre değişir. Burada yeni bir yüksek yapı oluşturur. Biz buraya da yine yeni yüksek yapı ya da yüksek hızlı tren diyebiliriz. Hiç fark etmez. Burada yine fiyat yeniden bir sonra tekrar piyasa tabii burada kar satışlarının etkisiyle yüksek hızlı trenden inip daha önce yaptığı yeni yüksek yapıya doğru bir düzeltme hareketi başlar. İlla burada yeni yüksek yapının olduğu yerde destek bulacak diye bir şey yoktur. Şuradaki yeni dip noktasında da destek bulur. Eğer burayı kırarsa, yeni yüksek yapıyı kırarsa geri gelip şuradaki yeni dip noktasında ya da kara tren diye işaretlediğimiz yeni dip destek noktasında da destek yapabilir. Ama genelde daha önce yaptığı, eğer trendi devam ettirecekse, daha önce yaptığı yeni en yüksek yapıdan destek bulur. Buradan bir düzeltme hareketi yapar. Sonra burası, yani daha önce bizim yeni en yüksek yapımızın olduğu fiyat seviyesi bizim için bir destek noktası olur ve yeni bir dip destek noktası oluşturur. Ondan sonra tekrar piyasa yukarı doğru bir hareket daha yapar. Bak, yukarı doğru bir hareket daha yapar. Burada yeni bir yüksek yapı oluşur. Yani şu bölgede yeniden piyasa yüksek hızlı trene binmiştir. Yukarı doğru giriyordur. Ondan sonra yeni bir düzeltme hareketi gelir. Ne zaman fiyat doygunluğa ulaşır? Piyasa oyuncuları yüksek hızlı trenden inerler. Kara trene binerler. Muhtemelen yine yeni yüksek yapıyı bir destek noktası olarak gördüğü bir düzeltme hareketi başlar. Yani piyasa yeniden yüksek hızlı trenden inip burada kara trene biner. Şimdi ben neden kara tren diyorum ya da neden yüksek hızlı tren diyorum? Dikkat ederseniz eğer bir trend varsa yükselişler daha hızlı ve daha kısa zamanlarda olur yükseliş hareketleri. Burada bakın. Burada bir trend oluşturur. Şöyle. Şuradaki nizami olsun diye şöyle çizelim. Düzeltmemizi. Burada da aynı şekilde şöyle çizelim. Düzeltmemizi. Neden kara tren diyorum?
neden yüksek hızlı tren diyorum, orayı anlatıyorum. Dediğim gibi yükseliş hareketleri daha hızlı olur. Hani şöyle söyleyeyim, daha hızlı olur derken zaman olarak daha kısa sürer. Daha kısa sürdüğünü daha doğrusu düşünürüz. Düzeltme süreci daha yavaş ilerler. Yükseliş sürecine göre zamana yayılır. Hele de Elliot'ta göreceğiz, dördüncü dalgadaysak bu daha fazla uzun sürer. Yani mesela şurada aslında bir çizdiğim bir dördüncü dalga vardı. Burada mesela bir konsolidasyon daha fazla uzun sürebilir. Düzeltme hareketleri, kara tren dememin sebebi de odur. Düzeltme hareketleri biraz daha yavaş olur ve zamana yayılır. İşte bu yeni dip destek noktası ya da yeni yüksek yapı dediğimiz yapıların oluşmasından bir trend oluşur. Bir trend meydana gelir. Bize de bu trend yol göstericidir. Buralardan tepki verir. Yeni dip destek noktalarından ya da trend çizgisinden tepki verir. Ve yukarı gidip yeni yüksek yapıyı ne zaman ki geçemez, o zaman biz trendin bittiğini düşünürüz. Ya da şöyle yapar, geçer gibi yapar ama çok kısa sürer. Ondan sonra tekrar bakın şöyle aşağı bir hareket yapar. Böyle bu şekilde. Sonra tekrar yeni bir zikzak yapar. Burada işte o yatay dediğimiz konsolidasyon süreci başlar. Hatta çok nizami olmasın, şunu da şöyle aşağı doğru çizelim. Yani grafiklerden de rahat okuyabilmeniz, bunun gibi bir süreci rahat okuyabilmeniz adına söylüyorum. Şöyle bu şekilde bir yatay piyasaya girer. Zamana yayılan bir konsolidasyon süreci oluşur. Şurada çizdiğimiz işte yeni dip ya da destek noktaları, burası ya da burası hiç fark etmez. Şuraya yine aynı şekilde YHT diyelim. Çünkü yeni bir tepe yapmaya azmetmiş, yapmış. Buraya da yine aynı şekilde düzeltme diyelim. Şurayı da şöyle çizelim, şuradan çizelim. Burada bakın gelir, böyle bir trendi kırar. Hatta şöyle dediğim gibi biraz uzatalım, zamana yayılsın süreçler. Şöyle bir yeni bir trend başlar. Yani ne zaman ki bu yeni dip destek noktası ya da trend noktamız aşağı doğru kırılır ya da bunun tamamen kırıldığını emin oluruz, o zaman bizim için trendin bittiğine dair bir göstergedir. Artık kara tren bizim için olmuştur hızlı tren, yüksek hızlı tren. Çünkü artık aşağı doğru bir daha hızlı hareket eden bir hareket başlar. Yeni bir trend başlar. Bunu da nereden anlarız? Bakın, daha önce bizim için yeni en yüksek yapı olan bir nokta şurada. Şöyle yatay ışınla göstereyim. Kırılmıştır. Bunu kesik bir çizgiyle göstereyim ki grafik üzerinde çok bizim çizdiğimiz çizgilerle karışmasın. Bakın yeni yüksek yapılardan biri, aynı zamanda yeni dip noktalarından biri burada kırılmış, yeni bir düşüş trendi başlamıştır. Şurada da aynı şekilde bakın bir yatay trend mevcuttur. Onu da şöyle çizebiliriz.
buradaki tepe noktasıyla buradaki dip noktalarını birleştiren şurada şu ikisi arasında yeni bir hatta şu buraya gelsin genelde öyle olur. Yeni dip noktasından destek bulup o kırdığı tren çizgisine doğru yukarı bir hareket yapar. Genelde ve ondan sonra oradan onay aldıktan sonra tekrar aşağı trendin kırıldığını anlayabilmemiz için bizim buradaki yeni dip noktası ve şuradaki tren çizgisi kırıldıktan sonra tabii şuradaki tren çizgisi yeni dip noktası destek olacaktır. Bazen destek bile olmayabilir onu söyleyeyim. Şuradaki dip noktasına da gidebilir. Yani şu bizim şuradaki hareket bu şekilde de devam edebilir. Hiç önemli değil. Ama nereden destek bulursa bulsun mutlaka az önce dediğim gibi %70-80 ihtimalle kırdığı tren çizgisine doğru ya da kırdığı tren çizgisine hiç fark etmez. Yani bu şöyle şurada aşağıda da son bulabilir. Bakın böyle de olabilir. Yani illa buraya tamamen onaya gidecek diye bir şey de yok. Burada yeni bir trend başlatır. Buna piyasa karar verir. Buradaki psikolojik ya da işte dürtüsel diyelim piyasa aktörlerinin dürtüsel hareketleri sonucu burada yeni bir trend başlar. Buradaki psikoloji yani satış psikolojisi ne kadar derinse satış dürtüsü ne kadar derinse biz o kadar aşağı doğru daha sert bir hareket izleriz. Bu dediğim gibi bazen buradaki dip noktasında döner. Şu şekilde olur. Hareket. Evet. Bak. Bazen böyle olur. Yani bir omuz baş omuz gibi bir hareket yapar. Bazen de hiç onu bile dinlemez. Daha aşağı gelir. Daha önceki yeni en yüksek yapıyı kırmıştır. Burada iki tane yüksek yapı burada bir kırılmıştır. Daha önceki yeni en yüksek yapıya doğru bir hareket de yapabilir. Bazen onu da yapabilir. Dediğim gibi buna oradaki piyasa koşulları genelde etkilidir. Piyasa koşullarına göre bu satış dalgası devam eder. Ve sonra bizim için düşüş trendi dediğimiz bir trend başlar. Biz bunun düşüş trendi olduğunu ne zaman ve nereden anlarız? Dediğim gibi burada tepe yapıp tekrar o yeni yüksek yapının daha önce destek olduğu noktanın tekrar aşağı doğru kırılmasıyla biz ikinci kez düşüşün devam ettiğini gösteren bir onay almış oluruz. Ondan sonra bizim için düşüş trendi şöyle bir tren çizgisi çizelim. Bu da kırmızı olsun. Yeni bir düşüş dalgası başlar burada. Yeni bir düşüş hareketi başlar. Biz şuraya pardon çizgi olarak çizdim. Yeni en düşük yapı diyoruz. Yani buradaki ilk düşüş trendinin destek bulduğu yere biz yeni en düşük yapı diyoruz. Şurada da aynı şekilde yukarı doğru bir düzeltme var. Artık bu yukarı doğru düzeltmeleri de maviyle yazalım. Burada da aynı şekilde. Yani
düzeltmeler, düzeltme hareketleri sadece yükseliş trendinde olmaz. Aynı zamanda düşüş trendinde de olur. Şurayı artık düzeltme demeyeceğiz. Çünkü burada gördük ki buradaki trend aşağı doğru kırıldı. Bu bir düşüş hareketi. Yani bir düşüş trendi başladığını gördük. Burası bizim için yeni en düşük yapı. Ulaş Bey pardon bir resim gönderdi ama göremedim. Neyse kayboldu zaten. Şimdi burada şurada düşüş trendinin yeni bir düzeltmenin bitip yeni bir şurada destek bulduğu noktaya da biz yeni direnç noktası diyoruz. Bunu da yine ben şimdi maviyle yazacağım. İleride izlerken, tekrar ederken anlamanız açısından. Burası artık yeni direnç noktası. Burası da yeni en düşük yapı. Ya da düşüş trendindeki yüksek hızlı tren diyelim buna. Buralarda da aynı şekilde nasıl ki yükseliş trendinde düzeltmeler uzun sürdüyse ve zamana yayıldıysa o yüzden de buna kara tren dediysek şurada yeni direnç noktasının oluştuğu o düzeltme hareketindeki yapıya da kara tren diye kısaca yazabiliriz. Yani yükselirken oluşan yapılar düşerken de hiç değişmiyor. Piyasa yeniden kendini bu sefer düşüş trendinde yenileyen yeni bir döngüye giriyor burada. Şimdi tekrar burada daha önce eski dip noktası olan yerde piyasanın konsolide olduğunu düşünelim. Buraya da artık yeni en düşük yapı diyoruz biz. Ondan sonra tekrar burada konsolide olduğunu düşünerek yeni bir hareket başlatıyoruz ve bir düzeltme hareketi geliyor. Aynı şekilde dediğim gibi tepeden çizdiğimiz genelde tren çizgisi referans noktasıdır. Eğer düşüş trendi devam edecekse buradaki tepeden çizdiğimiz tren çizgisine çarpıp tekrar yani fiyatlar o noktaya gelip tekrar aşağı doğru yeni bir hareket başlatacaktır. Burası da aynı şekilde yeni en düşük yapımız olacaktır. Muhtemelen daha önce trendin başladığı yer yükseliş trendinin oraya kadar gidebilir gitmeyebilir hiç fark etmez. Bakın şurada yeni dip yaptığı noktada da durabilir piyasa. Devam edip burada da durabilir, şurada da durabilir, şurada da durabilir. Hiç fark etmez. Yani bunun nerede duracağına belki bir Fibo noktası ya da bir daha önce destek olan bir nokta herhangi birisi sebep olabilir. Bu şekilde ölçeceğiz. Devam edecek. Düşüş trendi burası da aynı şekilde az önceki gibi yeni
Şurası bakın, şuradaki tepe. Bakın şurası. Yeni direnç noktası olacaktır bizim için. Ne zaman düşüş trendi bitti? O zaman yani piyasanın bir yerde konsolide olduğu bir anda tekrar yukarı bir doğru hareket izleyeceğiz. Eğer bu yukarı hareket düşüş trend çizgisini kırarsa tekrar burada en azından şuradaki düşüş trendi son buldu diyeceğiz. Ama kırar diye bir şey yok. Tekrar kırmaz, aşağı doğru da hareket edebilir buradan. Ama biz şimdilik kırdı farz edelim. Burası artık bizim yükseliş hareketinin bittiği yeni en düşük hareket, en düşük yapımız olacaktır. Sonra piyasa düşüş çizgisini kırdıktan sonra şöyle çizelim. Tekrar aşağı doğru bir hareket yapabilir. Bunun nereden son bulduğu, dediğim gibi şurayı, yeni en düşük yapıyı geçmedikten sonra çok önemli değildir. Gelip şuradaki trend çizgisine, onaya da gelebilir. Bakın. Şöyle şu şekilde daha kısa sürüp şuraya, onaya da gelebilir düşerken. Hiç gelmeye de bilir. Hiç fark etmez. Ya da şurada da son bulabilir. Daha önce yeni en düşük yapan noktayı destek noktası da yapabilir. Burada şuradaki başlayan trend gibi yeni bir trend başlar o zaman. Eğer dediğim gibi burası yeni en düşük yapı kırılmaz ise şurada. Bu sefer düşüş yerinin bittiği, bakın şurası kırılmadıkça buradan böyle bir hareket yapar. Yukarı doğru. Buna piyasa kendi karar verir. Bu tekrar aşağıda kırılabilir, düşüş trendi devam da edebilir dediğim gibi. Ama yeni bir yükseliş dalgası da başlayabilir. Burada tekrar buradaki gibi yeni bir yükseliş trendi de yeniden oluşturabilir. Burada ana referans noktamız, dersin başında da anlattığım gibi, yükseliş trendlerinde diplerden çizdiğimiz noktalar, trend çizgileri, referans alır yükselen trendde, düşüş trendinde de tepeden çizdiğimiz çizgiler referans alınır. Buralardan işte swing trade dediğimiz, yani trend çizgilerine değdiğinde alınan ya da satılan, yukarı yönlü ya da aşağı yönlü, hiç fark etmez. Bir trade stratejisi kendimize belirleyebiliriz. Ama tabii şöyle söyleyeyim. Burada her zaman trend çizgileriyle tek başına işlem yapılmaz. Bunu indikatörlerle de desteklemek lazımdır. Yani şurada dip oluştuğunu anlayıp anlamamak için RSI'da bir negatif ya da pozitif uyumsuzluk arayabiliriz. Şurada mesela ters omuz baş omuz hareketi yapıp yapmadığına bakabiliriz. Şöyle şu şekilde. Şurası aynı şekilde baş, şurası omuz, burası da bir omuz olabilir. Bakın. Burada bir formasyon arayacağız. Yani şuradaki boyun çizgisini kırıp kırmadığına bakabiliriz. Mesela şuradaki. Mesela şuraya gelir. Şurada bir ters omuz baş omuz da yapabilir piyasa. Yani buna o anki formasyon nasıl oluştuysa öyle karar verebiliriz.
Ama konsolidasyonun oluştuğunu artık anlayabilmemiz için en güvenilir formasyonlar Obo ve Tobo'dur. Hani diplerde ve tepelerde görünen en güvenilir formasyonlar bunlardır. Ama illa Obo yapıp sonlanacak ya da Tobo yapıp sonlanacak diye bir şey de kesinlikle yok. Ben burada sadece bir senaryo çizdim sizin için. Trendlerin genelde nasıl oluştuğuna dair. Bizim için dediğim gibi referans noktası üst trend çizgisi. Düşüş trendinde, yükselen trendde de alt trend çizgisinin kırılıp kırılmadığıdır. Yani yeni en yüksek yapı ya da düzeltme hareketinden sonra yeni dip destek noktasının kırılıp kırılmadığıdır yükseliş trendinde. Ya da düşüş trendini aynı şekilde takip ediyorsak, yeni en düşük yapının kırılıp aşağı doğru kırılıp kırılmadığıdır. Trendin devam edip edip etmediğini görmemiz için. Yukarıda da aynı şekilde yeni direnç noktasının yukarı doğru kırılıp kırılmadığıdır. Trendin, düşüş trendinin bitip bitmediğini bize gösteren ana referans noktası. Tekrar ediyorum. Yükseliş trendinde yükseliş trendinin bitip bitmediğini bize gösteren yeni en yüksek yapıların yukarı doğru kırılması ya da yeni dip destek noktalarının destek olması trend çizgisinde bizim için ana referanstır. Düşüş trendinde de aynı şekilde yeni en düşük yapımızın ya da yeni direnç noktamızın yukarı ya da aşağı doğru kırılıp kırılmadığına göre düşüş trendinin devam edip etmediğini tespit etmeye çalışacağız. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Hatta isterseniz mikrofonu açabilir herkes. Arkadaşlar ben farkında değilim ama anlatırken ses falan gitmedi değil mi? Tamam. Çok güzel. Ben de sanki çağrı bitmiş gibi olmuş da yani sevindim. Burayı anladık değil mi? Ya şurası bakın size çok basit gelebilir. Çağatay Bey bunu neden anlattı bize diyebilirsiniz. Şurada anlattıklarımı. Ama gerçekten önemli bir konudur. Önemli bir mevzudur bence bana göre burası. Hani trendlerin nasıl oluştuğunu görmek açısından. Öyle söyleyeyim. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Ya da şöyle de diyebilirim. Hani bundan sonraki dersler için söylüyorum. Hani eğer bu anlatım şekli size çok basit geliyorsa hani daha detaya inmem isteniyorsa daha detaya da inebilirim. Ama hani bu temel bir teknik analiz dersi olduğu için siz de hemen hemen bu derslere katılan arkadaşlar zaten Elliot'u görecekler. Çelik'le Fatih anlattığında yani trading stratejilerini göreceksiniz. Ben de anlatacağım aynı şekilde. Zaten bol bol anlatacağız o tür şeyleri, o tür detayları ama eğer isterseniz bu kadar basit de anlatmayabilirim. Yani bundan sonraki dersler için söylüyorum. Erdal Bey, şöyle
hareketli ortalamaları, indikatörleri, bu Fibonacci geri çekilme çizgilerini, onları önümüzdeki haftalarda anlatacağım. Ya yani önümüzdeki haftalarda derken önümüzdeki iki haftada onların hepsini anlatacağım. Bu ilk hafta, yani daha doğrusu ilk ders sizin için de onlar için de, yani pazartesi sizin için yaptığım, bugün buradaki arkadaşlar için yaptığım, Türkay Bey, işte Şen Hanım, Ulaş Bey, bu sadece temel bir bilgi amaçlı verdiğim, işte orada destekler, dirençler nasıl çizilir o programda, trend nasıl belirlenir, nasıl çizilir, işte trendin ana referans noktası nedir, yani burada şurada anlattığım şeyler, bir trend nasıl oluşur, nasıl devam eder, burada aslında anlattığım şey oldu, oydu. İster yükseliş trend olsun, ister yatay trend olsun, ister düşüş trend olsun, nasıl oluşur, nasıl devam eder, teorik olarak işte bunlara ne isim verebiliriz, kafamızda nasıl oturturuz. Ben ilk derste bunu anlattım. Bundan sonraki derslerde indikatörleri de anlatacağım size. Cuma akşamı katılamayacak olan arkadaşlar yarın akşamki derse katılabilir. Cuma anlatacaklarımı yarın da anlatacağım Erdal Bey. Zaten size yarın anlatacağım. Cuma anlatacaklarımı Erdal Bey size yarın anlatacağım zaten. Ama dediğim gibi hani biz WhatsApp'ta da konuşmuştuk ya, yani siz öyle istediniz. Hani pekiştirmek açısından zaten ben ilk temel basic şeyini özellikle çok yüksek tutmadım. Fatih'le ya da Kayhan'la olan derslerinizde 10-11 kişi olabileceksiniz. Pardon 10-11 kişi demişim. 6 kişi ya da 5 kişi olacaksınız. Ama benim derslerde 4 kişi yaptım. Ya benim dersler derken temel dersi alacak kişilerin gruplarını ikiye ayırdım. 4'er kişi yaptım. O yüzden hani perşembe günü ve cuma günü anlatacağım. Perşembe günü, yani yarın, öncelikle dediğim gibi fibo çekmeyi anlatacağım. Nasıl fibo çekilir? Onu anlatacağım. Ondan sonra indikatörler ve göstergeleri anlatacağım. Ondan sonra Fibonacci indikatörler ve göstergeleri anlattıktan sonra bu Fibonacci çalışmaları diye bir ders yapacağız. Orada Fibonacci nasıl çizilirden ziyade geri çekilme noktaları nasıl tespit edilir? Nerelerden işlem başlatılır, nerelerden girilebilir, nerelerden işlemden çıkılabilir, bunları anlatacağım. Aynı şekilde o Fibonacci çalışmalarını anlatmadan önce işte indikatörlerdeki görülen formasyonları ya da bir arada formasyonları anlatacağım aynı şekilde, evet. İndikatörleri, yani sırayla bunların hepsini anlatacağım. Arkadaşlar yazmak yerine mikrofonla sorarsak çok daha hızlı olur. Şimdi Erdal Bey olabilir ama şöyle bir şey. Mesela bazı arkadaşlar bana şey demişti. Yani benim böyle ikiye ayırmamın, daha hız yapmamın sebebi şu. Mesela sizin gibi cuma günü katılamayacak olan arkadaşlar olur. Şimdi ben perşembe günü herkes şey yaparsa, katılırsa ve herkes anlarsa tabii ki cuma günkü dersi mesela soru cevap şeklinde yapabilirim. Sıkıntı değil. Ama herkes anlayamazsa ya da derse katılamazsa ben tekrar cuma günü tabii aynı dersi yapmak zorundayım. Zaten böyle mesela son yarım saati ben soru cevap şeklinde alıyorum. Ders sırasında da istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Tamamdır. Benimki sadece öneriydi. Tamam. Yani olabilir. Dediğim gibi eğer herkesin derse katıldığını, yani eğitime katıldığını görürsem ertesi gün zaten öyle bir şey önerebilirim.
kabul görürse yapabiliriz ama mesela bugün Ulaş Bey çok katılamadı. muhtemelen dersin tekrarını izleyecektir. Belki öbür derse tekrar yani mesela cuma günkü dersi yarınki derse katılırsa belki cuma günkü dersi yapamayabiliriz. Yani tekrar etmeyebiliriz. Orayı daha çok soru şeklinde geçebiliriz. O sıkıntı değil. O size bağlı. Bunu WhatsApp grubunu kurmamın amacı da o. Gün içinde tartışıp konuşuruz, söylersiniz. Herkes katıldıysa ve anladıysa konuyu şey yapabiliriz. Ha, öncekine katıldığınızı biliyorum. Pazartesi günküne değil mi Ulaş Bey? Tamam. Ama işte Şen Hanım katılmamıştı, haberi yokmuş. O yüzden böyle bir şey yaptık. Diğer dersleri de öyle yaparız. Yani önümüzdeki hafta öyle yapabiliriz. Yani pazartesileri ders, çarşambaları işte soru cevap şeklinde. Hem sizin için söylüyorum. Pazartesileri 3, çarşambaları 2 saatte yapabiliriz. Herkes kendine vakit de ayırır o zaman. Sürekli dersle de geçirmemiş olabilir ama ben sizin hakkınızı yememek için böyle bir plan oluşturdum. Çünkü size sınıfların az olacağını, böyle birebir bir dersmiş gibi bir webinar olacağı konusunda söz vermiştim. O yüzden yoksa benim için sıkıntı değil. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Yoksa bitirebiliriz. Sormak istediğim yok. Emeğinize sağlık. Her şey çok güzel. Belki hani ilk ders olduğu için çok seviye basitti ama dediğim gibi ilk ders olduğu için herhalde bundan sonra biraz daha bilmediğimiz şeyleri öğreniyor olacağız. Evet, aynen öyle Şen Hanım. Yani indikatörleri, formasyonları önümüzdeki hafta daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Hatta bundan sonraki dersler genelde şöyle söyleyeyim. Bir slide üzerinden olmayacak. Yani ben size bir formasyonu slide üzerinden anlatmamın çok bir anlamı yok. Grafik üzerinden anlatacağım. Hem slide üzerinden olmadığı için hem çok zaman kaybetmeyeceğiz. Hem de daha fazla konuya, daha fazla detaya gireceğiz. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Hocam soru yok. Tamam. Diğer arkadaşlardan ses çıkmadı. Sormak istedikleri bir şey yoktu diye düşünüyorum. Zaten Şen Hanım'ın dışında herkes geçen derse hemen hemen katılmıştı. Ali Bey, endeks yorumu yapacak mısınız acaba? Ha, tamam yapayım, sıkıntı değil. Çok kısa, şöyle rica ederim, ne demek. BIST 100 için mi istiyorsunuz Türkay Bey? Daha çok VIOP. VIOP 30. VIOP, ha, VIOP için şöyle. Ya şimdi bakın, VIOP'ta şöyle bir durum var. Ben alternatif diye çizmişim burada ama şurası bir birinci dalga olabilir. Şurası da bir ikinci dalga olabilir. Bakın eğer burası birinci dalga, burası da eğer ikinci dalgaysa ki bunu şurada 117.500 aşağı kırılmadan yani şuradaki mesela şurada bir trend var gördüğünüz gibi. Üçgen var daha doğrusu. O üçgen aşağı doğru kırılmış, pat pat aşağı gelmiş. Burada 117.500 kırılıp pat 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 aşağı doğru gelmediği sürece buranın bir ikinci dalga olup olmadığını ya da ikinci dalganın bitip bitmediğini anlayamayız. Şöyle bir şey yapabilir bakın Türkay Bey. Şimdi şöyle geldi 117.500'e doğru 116.525. Şimdi endekste şuradaki hani diyorum ya dersin başında fiyat hareketleri genelde birbirini tekrarlar. Şuradaki gibi bakın
şuradaki gibi bir hareket de yapabilir. Buradaki gibi bir hareket de yapabilir. Şöyle. Bakın buradaki gibi bir hareket de yapabilir. Şuradaki gibi bir hareket de yapabilir. Burada. Şuradaki dalga yapısına baktığımız zaman hani şuradaki gibi bir hareket yapacağını düşünmüyorum. Çünkü burada çok fazla terminal ilerleyen bir şey yoktu burada. Mesela çok nizami bir 5 dalgalık bir hareket vardı. Burası 1, burası 2, şurası 3, şurası 4, şurası 5'ti. Bakın. Şurası, pardon, özür diliyorum. Şurası 3, burası 4, burası 5. dalgaydı. Böyle bir hareket vardı. Ama burada 5. dalgadan sonra hani bir ABC dalgası düzelttiğimiz için şöyle de bakabiliriz. Bakın. Şöyle. Şöyle A, B, C diye de bakabiliriz. Ya da şurada A, B, C, W, X, Y şeklinde hiç fark etmez. Öyle de sayabiliriz. Şurada 5 dalgalık birinci bir dalga oldu. Şimdi ikinci dalgayı yapıyoruz. Hani dediğim gibi 117.500 aşağı doğru kırılmadıktan sonra şu an net bir şey söyleyemem. İkinci dalga bitmiştir diye ama %90 ihtimalle bitti diye düşünüyorum. 117.500 aşağı doğru kırılınca göreceğiz. Şunu ben şimdi sizin gözünüzün önünden şöyle bir kaybedeyim. Şimdi en son kafanız karışmaması için yaptım. En son şöyle bakın şuradan 121.325'ten başlayan 117.625'e doğru devam eden keskin bir düşüş dalgası izledik. Şimdi eğer burası bir birinci dalga yani alt daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bakın şurada saydığımız gibi şöyle 1 2 eğer burası bir 1 burası bir ikinci dalga ise şu üçüncü dalga dördüncü dalganın %50'den fazla geri almaması gerekiyor. Yani hafif taşırmalar olabilir yani böyle hafif ihlaller olabilir ama illa çok nizami %50'den geri dönecek diye bir şey yok. Çok fazla %50'nin üstüne çıkmaması gerekiyor. Orası da 119.475 ki bugün nitekim iki defa oradan aşağı doğru bir hareket yaptı o 119.475'ten. Gitti böyle bir yükseliş yaptı. Aşağı doğru bir hareket yaptı. Ondan sonra 119.475'in altına. Üstüne de şöyle bir atamadı. Bu barı yani şu kırmızı barı 119.475 üstüne atamadı. Yarın buradan aşağı doğru devam ederiz diye düşünüyorum. 119.475 eğer yukarı doğru kırılmaz ise. Ama kırılmaz diye bir şey yok. Yani burası dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 değil de ABC şeklinde de ilerliyor olabilir. Yani şurası bir X dalgası olabilir. X dalgası da şurayı yani 121.325 orayı geçmez. Yani öyle söyleyeyim. Ama ben çok 121.325 noktasına doğru bir hareket beklemiyorum şu etapta. Ben buradan 119.475 hele de yarın şöyle söyleyeyim. Bakın. Şurası da %38.2 Fibo noktası Viyop için. 119.050, 119.475. Burada bir 2 saat böyle bir konsolide olabilir yarın. 119.050, 119.475 arasında. Belki sadece 1 saat konsolide olur. Belki 3 saat konsolide olur ama şurada bir aralıkta bir konsolidasyon olur. Ondan sonra aşağı doğru 117.625 ve 117.500 ardı ardına kırılır diye tahmin ediyorum. kırılırsa da zaten bakın eğer 117.500 kırılırsa yani
bizim için şurası 119.550. Gerçekten bir tepe ise yarın 116.400 sırayla. Sonra şöyle. Çok uzatırsa %685.4'üne kadar da gider. Ama çok ihtimal vermiyorum şu aşamada. Sırayla 116.400, 114.475, 112.525 ve 110.600'e kadar uzayabilecek bir yapı izleyebiliriz. Çünkü bakın şurası 117.500, 117.600 arası çok güçlü bir destek oldu. Orası kırılırsa, tekrar ediyorum, çok hani majör bir hareket izleyebiliriz. Yani majör bir kırılım olur, çok düşeriz. Yani ve sert bir düşüş yaşarız diye düşünüyorum. Ha, ama bunu böyle hemen 1 saatte 2 saatte olmaz. Yani günlük hareketinden bahsediyorum ben. Çünkü 117.500 aynı zamanda şöyle günlük bakarsak. Günlükte bir destek noktası şöyle şurada bakın. 1, 2, 3, 4. 4 kere şu bant 117.500, 117.650, 117.100 arası. 4 kere test edildi. 4-5 kere bu buradaki bant test edildi. Burası aşağı kırılırsa muhtemelen şurası bakın 110.550, 110.600 arası. Hem burası bir yatay destek. Hani support sup dediğimiz az önce gösterdik bir destek. Hem de bir Fibonacci desteği %461.8'lik. Oraya kadar sert bir hareket izleriz ama bu günlükte yapacağı hareket. Saatlikte değil. Onu söyleyeyim. Gün içinde yapacağı hareketlere göre, zikzaklara göre hedefler değişebilir. Nasıl ki ben bugün size muhtemelen 114.475 noktasına doğru, 116.400, 114.475 arasına doğru yarın 117.500 kırılırsa gider diyorsa, yarın gün içindeki şöyle yapacağı zikzaklar da ertesi günün aşağı doğru kırılım miktarını ya da kırılım derecesini belirler. Bize bir hedef verir diye düşünüyorum. Başka sorusu olan arkadaşlar var mı? Teşekkür ederim Çağatay Bey. Rica ederim. Çağatay Bey. Ha, buyurun. Tüpraş satmıştım ben 2-3 gün önce bu kadar ama Tüpraş mı? Evet, Tüpraş'la ilgili. Ya aslında onu ben de yapacaktım da açıkçası aslında şöyle bugün şuradaki dip noktasında 121.80 civarı bunu bugün mü yaptı? Evet. Bugün sabah yapmış. Açılıştan sonra. Burada bir kar konsolidasyonu yapsaymışsınız iyi olurmuş. Elinizde devam ediyor mu? Tutuyor musunuz? Short pozisyonu. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak burada da aynı şey geçerli Tüpraş içinde. Şöyle bir hani size fikir vermesi açısından. Bu arada zaten Fibonacci geri çekilme oranlarını nasıl hesapladığımızı da görmüş olursunuz. Şimdi Türkay Bey 126.70. Eğer yarın burayı geçerse şurada düştüğü dalganın tamamına yakınını geri almak ister. Yani 128.60, 128.10 yani bir 2 lira daha üstüne koyar. Onu söyleyeyim. Ama ben şuranın 126.70'in Tüpraş'ta geçileceğini çok sanmıyorum.
Bakın ben bunu Fatih için çizmiştim. Şuradaki şeyi. Bu benim kendi şeyim yalnız. Kendi uydurduğum bir şey demeyeyim de hani şu son zamanlardaki piyasa şartlarında benim kendi gördüğüm bir yapı şöyle. Bakın diplerde böyle bir sert düşüş yapıyor. Bakın daha eskilerden de size göstereceğim. Bakın şurada var. Ben buna tartı formasyonu diyorum kendimce. Şöyle bir tartı gibi bir hareket yapıyor. Yani burada piyasa kendini bir test ediyor. Yani yukarı gidebilir miyim, gidemez miyim diye. Sonra sert aşağı veriyor. Bak, bu düşüş dalgalarının daha başında görülen, ilk dalganın sonunda görülen bir şey bu. Burada da sanki Tüpraş aynısını yapmış gibi. Yani burada bir tartı oluşmuş gibi. Yani bir sanki tartmış gibi piyasayı. Yani ne yapabilirim, nereye gidebilirim diye. Ama bakın şurada daha önce hani dedik ya daha önce yaptığı dip noktalar, yeni en dipler, sonra daha sonra direnç olabiliyor düşen piyasada. Bakın şurada bir direnç oluşmuş. Burayı geçememiş. Burada yaptığı dip ya da şurada yaptığı dip hiç fark etmez. Şurada iki tane destek yapmış. Zaten bakın şurada ikili tepe ve obo formasyonu var. Yani çok açık ve net. Burada Tüpraş zaten aşağı gideceğim diyor. Aslında ben Tüpraş'tan şu hareketi yapmazsa çok umutluydum. Yani bir impulsif yapının başlayacağını düşünüyordum. hala umudumu kaybetmiş değilim eğer şurayı geçerse. Yani 129 lirayı geçer ve üstünde kalıcı olursa yeniden umutlanırım. Öyle söyleyeyim. Ama şu yapıyı gördükten sonra ben dediğim gibi çok zaman son zamanda birçok hissede ben saatlikte bunu görüyorum. Şu yapıyı. Birçok hissede görüyorum. Hatta benim ilerleyen zaman için hani bu Elliot'la ilgili olur da bir kitap yazabilirsem kendim için diyorum. Bunu böyle teorik bir bilgi olarak sunmayı düşünüyorum. Ama tabii bunları şeylere gönderiyorum ben. Bu Elliot'la ilgili kurumlar var. Böyle bu tür analizler var. Yeni oluşan formasyonlar var. Onlara gönderiyorsunuz. Onlar bu şeyin formasyonun oluşma sıklığına bakıyorlar. Gerçekten varsa bunu teoride dahil ediyorlar. Ben bunu çok sık görüyorum. Dediğim gibi hani onlar onaylasa da onaylamasa da şu yapıyı çok sık görüyorum ve ondan sonra aşağı hareketin, çok sert aşağı hareketin geldiğini söyleyebilirim. Şurada yani bir dip formasyonu var. Yani bir elmas gibi değil. Bakın elmas formasyonu olsa dipte bir elmas yukarı gider. Bakın şöyle şuradaki tavan çizgisi böyle çok yatay ilerliyor. Şöyle şu şekilde hafif yukarı doğru yatay ilerliyor ve ardından dip yapıyor. Bu sadece Tüpraş'ta yok. Ama dediğim gibi Tüpraş özelinden eğer yarın 126.70 geçilmezse tekrar aşağı doğru bir hareket izleyebiliriz. O da nereye olur? Onu da size hesaplayayım. Şöyle yapacağız. 126.70. Farz edelim 126.50 oldu. Burası da dip noktası oldu. Minimum 118.30'a gider. Ama şöyle burayı bir print screen yapın isterseniz Türkay Bey. Ben yarın bu grafiği almayabilirim ya da silebilirim, belli olmaz.
Yattınız mı? Evet. Tamamdır, süper. Yani Tüpraş'ta eğer 121.90 aşağı kırılırsa yani bu da dediğim gibi hani şöyle 126.70 yukarı kırılması olacak. Şimdi çekerseniz daha iyi olur. 126.70 o %61.8 Fibo seviyesi yukarı kırılmazsa aşağı doğru 118.40, 112.70 ve 107.11'e doğru bir hareket izleyebiliriz. Ama hani nerede durur asıl hani maksimum nereye inebilir derseniz de şöyle şunu da siyah çekeceğim daha büyük birazdan. Allah, türlü beceremedim şunu şuraya çekmeyi. Sonunda yaptım. Şimdi şunları silelim. Evet. Burada bakın üçüncü dalga diyebileceğimiz dalga. Petkim'de de aynı şeyi yaptılar. Birazdan size onu da göstereceğim. Bakın %50 çok nizami bir şekilde aşağı kırılmış. Burada %61.8 ile %50 arasında bir test noktası olmuş ama %38.2'yi majörde geçememiş bir türlü. 128.30 önemli. Yarın orayı da takip edin 128.30'u. Eğer 128 aşağı kırılırsa 123.40, 118.50 de aşağı kırılırsa 111.50'ye doğru bir majörde de bir hareket izleyebiliriz. Burada Tüpraş'ta 118.50 aşağı kırılırsa da yani bence bu bir impulsif yapı olmaz artık Tüpraş'ta. Daha aşağılara da gider. Şöyle söyleyelim. 92-93 lira civarını tabi test etmese bile 102 lira ya da şöyle şuralarda 99 lira arasına bir geri geliş yapabilir yani. Tamam mıdır Türkay Bey? Çok teşekkür ederim Çağatay Bey. Rica ederim. Ha, Petkim'i de göstereceğim demiştim size. Ben şurada saymıştım sanırım Petkim'i. Burada değil. Onu da göstereyim ondan sonra bitirelim. Bakın Petkim'de çizmişim. Burayı 3 farz etmişim önce. 4'ün şurada bakın 3. dalganın %50'sini geri almaması gerekiyordu. Ama maalesef %50'sini geri aldı. Onu da nereden anlıyoruz? Şöyle şu tepeye çizdiğimiz.
Bak şurası 5.12. Bunun altına inmemesi gerekiyordu. Hatta 61.8'e kadar gitti. 4.81. Yani bence hani ikinci dalga burada Tüpraş'ta da aynı şey var. Zikzak yapmışken yani %50'den fazla geri almışken yani Elliot'ta almaşıklık ilkesi vardır. Bir dalga zikzaksa diğer dalga yatay olmalıdır. Yani eğer biri %38.2'den daha fazla geri çekildiyse mesela ikinci dalga, dördüncü dalganın %50'den fazla geri alış yapması pek hoş karşılanmaz. Yani şurada yine tabii referans noktamız şurada Petkim'de de nasıl ki Tüpraş'ta %61.8 olacaksa Petkim'de de yine ana referans noktamız 4.81'dir ama ben buranın kırılacağını düşünüyorum Petkim'de. Aşağı doğru, daha aşağı doğru gideceğimizi düşünüyorum. Tüpraş gibi. Bu daha çok bir birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve şuraya kadar. Mesela ben ilk başta bakın şuradan artık dedim ya %50'yi hani bir test etti geldi ama %61.8'e gitmez orayı da kırmaz dedim. Ama şurada bir %61.8'i de yani ihlal etti hafif bir. Hani yine de bir ihtimal diyorum. Belki yukarı doğru giderse yine şöyle bir hareket yapılabilir, yapabilir Petkim. Yani eğer bu şayet dördüncü dalgaysa çok kurallara uymayan bir dördüncü dalga olur ama onu söyleyeyim. Yani bu aslında pardon. Yani bu aslında şuralarda eğer yani yatay düzeliyorsa almaşıklık ilkesine göre 5.43'te son bulması gerekiyordu. Hatta eğer çok büyük bir ayı piyasası varsa 5.12'yi aşağı doğru kırmaması gerekiyordu. Ama maalesef kırdı. 4.80'lere kadar bir hareket izledik. Çok sert bir hareket izledik. O yüzden dediğim gibi yani şuraya daha önce 7.37'ye gideceğini düşündüğüm burada orayı onu tetikleyen bir dalga maalesef olmayacak. Zaten şurada da bir ihlal yaptı. Bakın burada bir tepe yaptı geldi burada dip yaptı 4.97'yi de tekrar aşağı kırdı. Yani ihlal üstüne öyle diyeyim. Yani bir impulsif yani bir yükseliş dalgası değil artık Petkim'deki. Hatta bazı insanlar şöyle söylüyordu. Yok başarısız 5 Muzaffer Bey şeyde olmaz. İlk dalgada 5. dalga başarısız olmaz. O sonuncu dalgada olur, son cycle'da olur. Yani 5-3-5-3-5'in son 5'inde olur başarısız dalga. İlk 2 cycle'da başarısız 5. dalga mümkün değil olmaz. Eğer oluyorsa o bir dediğim gibi impulsif yapı değildir. Burada da başarısız 5 olması yani şuradaki tepeyi 5 olarak saymamız mümkün değil. Şu olabilir hani muhtemelen yani bu şöyle bir hareket olabilir. Hani dün dedim ya Garanda size pazartesi günü ders anlatırken Garanda dedim ki leading diagonal yani ilerleyen diagonal bir yapı yapacaksa eğer şunu yapabilir. Şurada bakın 4.65 ile işaretlediğim birinci dalga. Petkim eğer buraya kadar gelip burada bir şeyi yaparsa bir leading diagonal başlatabilir ama orada da şu birinci dalga buna izin vermiyor, müsait değil. Yani leading diagonalda birinci dalga şöyle üçüncü dalga gibi olur. Ha ne olur o zaman? Şöyle bir şey ya da düşünebiliriz. Şu bir birinci dalga şu anda 2'yi yapıyor diye de düşünebiliriz. Ama
yine alt dalgalardaki sayım bu sefer buna izin vermeyecektir, müsaade etmeyecektir. Yani şimdi algoritmalar bizim gibi düşünmez. Makinalar şuraya geldiğinde burada görülen fiyat seviyesini kesinlikle unutmayacaktır. Ya da buradaki dalga yapısını algoritma ya da makine kesinlikle unutmayacaktır. O trendin bir yerine onu not alacaktır. Yok, üçüncü dalga uzatıyor olamaz. Niye uzatıyor olamaz? Üçüncü dalgayı uzatıyor olsaydı 4.81'i test etmezdi. Hatta şöyle söyleyelim. Üçüncü dalga uzatıyor olsaydı zaten şurada boşluk kapatmış. Bakın şu seviyenin 5.82'nin üstüne altına inmemesi gerekiyordu. Yani uzayan bir üçüncü dalga da yok burada. Zaten üçüncü dalga zaten şurada aslında bir expanding olmuş, yani uzamış görüntüsü var üçüncü dalgada. Ama devamını getirememiş. Yani beşinci dalgayı yapamamış. Rica ederim. Ya dediğim gibi yani Petkim'de de aynı şey, yani Tüpraş'ta olan şey Petkim'de de var. Petkim'de de şöyle yapacak. Tüpraş'ta o çok zamana yayılmamış. Şimdi Petkim'de de belki dediğim gibi şöyle bir piyasayı tartabilir diye düşünüyorum. Şöyle şuradaki trend çizgisini takip ederek. Şu üst çizgiye yukarı ya da aşağı oluyor bu tartma evresinde. Yani şöyle bir hareket beklenebilir. Yani buralara gelip şuraya bir hareket. Yani 4.97-5.29 hareketini Petkim yapabilir. Eğer bunu yaparsa ve aşağı doğru tekrar gelirse çok kötü aşağı doğru gelir yani. Öyle söyleyeyim. Bakın şu o şöyle daha büyük göstereyim. Evet. Şöyle bakın. Birinci dalgayı yapmış. Burası ikinci dalga. Pardon. Bir türlü aşağı çekemedim. Neyse siz anladınız. Burada şöyle bir üçüncü dalga yapar gibi olmuş ama aslında burada bence ABC yani dalgası var. Hani şurayı, şurasını bir, şurasını iki, şurasını üç gibi hesaplayıp burası bir dördüncü dalga olabilir mi diyeceğim ama çok fazla geri çekilmiş. Dördüncü dalga olamaz. Burası içselde üçüncü dalganın bir beşinci dalgayı yapmış. Üç, dört, beşinci dalgayı yapmış. Şurada bir, burası bir, burası iki, burası üç, şura çok kısa kalan bir dördüncü dalga, şurası beşinci dalga dip yaptığı yer. 3.80'lerde. O da şöyle bir A, bir konulan yere A, iki konulan yere B, üç konulan yere C koyabiliriz. Şurası da bakın şurası bir, şurası ikinci dalga olabilir. Şurası. Yani şurası kırıldığı vakit 4.97 aşağı doğru bir şeyi tetikleyebilir. Aşağı doğru bir düşüşü. Yani sizi şurada bir ters omuz baş varmış gibi yanıtmasın. Burada bir tobo yok. Bazıları çiziyorlar, görüyorum.
Petkim yazıp aratıyorum Twitter'da. Hani burayı bir toba olarak görüyor. Yukarı doğru gideceğini düşünüyor ama burada toba olmaz. Şu tobodur bakın, dipte olmuş. Ama burada tepe yaptığı bir yerde ya da ortada tepe yapmış gelmiş aşağı, öyle bir toba olmaz. Toboda, oboda, diplerde ya da tepelerde olur. Ha, bunu saatlik tepede görebilirsiniz. Günlük dipte görebilirsiniz ya da saatlik dipte görebilirsiniz. Mesela Petkim'e saatlik bakalım. Ne yapmış diye. Yani çok umut verici değil Petkim. Bir sorunuz var mı arkadaşlar? Bitirelim artık. Saat 11.30 oldu. Evet Muzaffer Bey, aynen. Psikoloji olmasını istediklerini çiziyorlar. Hemen değerlendiriyorum. Açabilirsem şayet. Pardon. Ha, tamam. Şimdi. Ya bunu aslında Kayhan'a sorsanız daha iyi olur ama ben çok hani harmonik patternleri çok iyi biliyorum de diyemem. Zaten o yüzden onun anlatmasını istedim. Yani şey diyebilirsiniz, hani Elliot bilen biri harmoniyi bilmiyor mu? Biliyorum ama hani burada fikir veriyor olmak istemem. Ama yani biraz şöyle söyleyeyim. Hani doğru çizmişsiniz diyebilirim. Neden? Çünkü şurada şimdi benim aslında şeyden çizip bakmam gerekiyor fiboları. Mesela şurada Şen Hanım A'dan B'ye çizgi çizdiğinizde C hangi fibo noktasında? Onu bir gösterebilirseniz bize. Sesiniz gelmiyor ama çok böyle derinden geliyor. Hiç anlamıyorum. Mikrofonda mı problem var? 61.8'in bir üzerinde güzel bir şey. Evet. 78.6'ya değmiyor. Değmiyor. Ama 61.8'den dönüyor mu peki? Tabii, ona değiyor. Onun biraz üzerinde. Önemli değil. Biraz üzerine çıkmış olabilir. O zaman doğru bu çizdiğiniz. Bu alttaki 1.618'de 103.1 var. O sizdeki hedeflerden de birine çok yakındı. O yüzden evet. Mahfuz geldi. Aynı şey hani tüpraşta olan petkimde de benzer bir hareket olabilir. Sizin dediğinizi anladım. ABC yapıp oradan aşağıya bir itki gidebilir. O da belki benzer bir şekilde daha dipleri görmek isteyecektir diye. O yüzden hemen araya sokup. Evet evet, aynen dediğiniz gibi bu çizdiğiniz de doğru. Aynen bence de hani 116 eğer bu şeyi patterni yapacaksa 116.80'e kadar bir hareket yapması gerekiyor. İlla hemen böyle pat diye 116.80'e düşecek diye bir şey yok ama oraya gelecektir diye düşünüyorum. Hatta aşağı doğru kırılırsa zaten yani onun 1.618'e kadar da uzama ihtimali vardır biliyorsunuz. 103.10 seviyesine kadar da gelebilir yani. Gelmez diye bir şey yok. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Ama ben bunu ayrıyeten yarın şeye soracağım Kayhan'a. Ya o çok iyi bir harmonikçidir. Zaten size ders de verecek. Harmonik formasyonları o anlatacak. Ona soracağım. Yarın onun üzerinden de tekrar yine bir geçeriz. Teşekkür.
ederim. Rica ederim. Şimdi ben paylaşımı durdurdum. Kaydı da durduruyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.